Tamam. Vallahi biliriz Elif Hanım bu işte. Yani biraz Vallahi övenmek güzel, denemek ama. işte bizim eski patronun bir lafı vardı. Ne zaman ihtiyacın olursa teknoloji o zaman seni yüzüstü bırakır diye. Vallahi evet. Yine öyle bir şey deneyimliyoruz büyük ihtimalle. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. O nedir? Crown mı içiyorsunuz? Crown içiyorum. Benim Crown Viking'im bir tane var. Olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama artık Crown'ları, özellikle de Viking'leri nereden görsem tanıyorum ya. Kimin elinde görsem tanıyorum. Bu aralar çok fazla Facebook'a yazamıyorum ama galiba Çağrı Bey bir iki gün önce gördüm. Yeni bir tane almış. Hayırlı olsun kendisine. Çok da Aldı. güzel bir model almış. O da burada iyi akşamlar diye yazmış. İyi akşamlar herkese. Aa, evet. Ne Görüyorum. oldu? İyi akşamlar. Herhangi bir problem olup olmadığını şöyle bir tanıdığımız arkadaş bir şey yaparsa, konfirme ederse o da iyi olur. Evet. Geliyor, görüntü nasıl geliyor falan. Çok alışkın değiliz bu işlere. Evet, Doruk burada galiba, Çağrı Bey burada, Barış Demirtaş, Anıl Selçuk, Serzat Bey. Hemen herkes burada. O Günay Hocam da burada. Arkadaşlar, ses görüntü nasıl? Benimki yine çok yüksek mi? Ben bu sefer biraz kıstım telefonun ayarlarından ama işe yaradı mı bilmiyorum. İyi de. Yasin Bey de burada, o da iyi her şey demiş. Hüseyin Tamam, sıkıntı süper. yok demiş. Ray Hoca gayet iyisiniz demiş. Soner Toba kaydın Tamam. geldi. Var. Süper. Siz hemen dakika bir yaktınız. Ben biraz daha ileride yakın diye düşünüyordum ama hani Ben laf yemek vardır ya, öyle güzel içiyorsunuz ki ben de yakacağım. Ben şimdi biz o bekleyemeyeceğim. ben bir içecek bir şey alıp geliyorum kendime. Tamamdır o zaman. Arkadaşlar, öncelikle herkese iyi akşamlar. Bir süredir yazamıyorum, görüşemiyoruz. Çok yoğun birkaç hafta geçiriyoruz. Hem işlerle ilgili hem başka konular yüzünden. Hepinizi çok özledim, öncelikle onu söyleyeyim. Ama arada yazılanlara bakmaya çalışıyorum. Birkaç arkadaş yeni pipolar almış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çağrı Bey, sizin pipoyu gördüm, bayıldım. Demin söylüyordum zaten. Hem renk olarak hem model olarak çok hoş. Ben de bu çalışma temposu içerisinde aklımdaydı bir süredir. Oraya gelmem mümkün olmadı. Seçimlerde de mümkün olmadı maalesef. O yüzden ben de uzaktan bir sipariş vereyim dedim. Bu yeni Bay Pipe'ları görmüşsünüzdür siteden. Bu Mike Bay abici, Mike Sebastian Bay, Tom Eltang'ın iki öğrencisinden, yani bir sürü öğrencisinden ama şu anda hali hazırdaki iki aktif öğrencisinden bir tanesi. Ve gördüğüm kadarıyla, benim şahsen gördüğüm kadarıyla Tom'un varisi diyebileceğimiz işçiliğe yavaş yavaş yaklaşmış arkadaş. Ben bugün tabii bu arada fokus değişti. Ben bugün hep beraber olacak olmamızın şerefine bunu içime açayım diyorum. Zaten çok merak ediyordum. Neyle içeceğiz tabii ki? Ali Bey nasıl Orlik'le içiyorsa ben de Royal Yacht'le. Geçen sefer Ali Bey'e eşlik edeyim diye Orlik demiştim ama tekrar ne diyorlar? Aslına rücu mu? Özet. Orlik'te bu elimizde de kalmadı zaten. Bir Royal Yacht'le bakacağız ama tabii ben bunu açmayı unuttum. Çeviriyorum boş yere çünkü elimdekiler bitti. Yeni bir kutu açacağız. Böylece iki açılış olmuş olacak. Bir Bakalım. taşta iki Ay. kuş. Vallahi öyle. Yeni kutu açılışları, yeni pipo açılışları herhalde pipocuların hayatta en sevdiği şeyler diye düşünüyorum. Benim öyle. Ben çıldırıyorum. Başkalarınınkine de Uzun zaman oldu öyle benim bir, yani gerçekten aldığımızdan dolayı. bu arada mesela arkadaşlar şaşıracaktır. Elif abla, sen her şeyi takır takır içersin. Bu nasıl böyle açar açmaz içiyorsun diye. Royal'ı her türlü iç. Royal Yacht'ta ihtiyaç yok ki, dinlendirmeyi açar açmaz hazır çıkıyor. Yani
Aynen. Acaba bu arada hani şunu da nasıl dolduruyorum aradan çıkarsak mı? Bu sefer ne yapacağız? Nasıl yapacağım? İlk pipo olduğu için ben ağzına kadar dolduracağım. Herkes yok üç adam yok bilmem ne vesaire diyor. Onlar da mümkün. O da tamam. Ama ben yeni bir pipo geldiğinde genelde şöyle büyük bir tutam alıp sonra onu yavaş yavaş döndüre döndüre ne kadar şey olduğuna da bakarak, dolu olduğuna da bakarak fazlasını da alıp sonra yakıyorum. Bu artık kıvama geldikten sonra da ilk birkaç için böyle yapıyorum. Kıvama geldikten sonra da direkt kutunun içinden elimle dolduruyorum. Geçen sefer göstermiştim zaten onu. Yalnız siz ilk içimlerde doldururken falan diğer insanlar gibi hani öyle yarım doldurma falan yapmıyorsunuz ama sizi diğer yöntemlerden ayıran benim hatırladığım siz dibini karıştıra karıştıra iyice içiyorsunuz. Tabii Yanlış tabii hatırlamıyorum. tabii yani yok yok şimdi bu ağzına kadar dolu. Ağzına kadar dediğimiz şimdi kenarlarını da almadım ama hani şöyle göstereyim arkasından. Evet, ağzına kadar dolu. Biraz sonra birazcık itip birkaç milim boşluk bırakacağım ki ağzı yanmasın. Ona gıcık oluyorum. Ama o da yani hani bir illaki bir kural değil. Benim gıcık olmam. Başka bir şey değil. Ağzına kadar dedim şimdi kenarlarını da almadım ama hani Bir ufak. Vallahi kuş gibi pipo. Güle güle kullanın Elif Hanım. Ben de o verdiğim siparişten Mike'ın yaptığı işçilikten çok memnun kalmış vaziyetteyim. Ha. Bu benim üçüncü bay pipe oldu. Evet. Arada iki taneyi arkadaşlar gördüler. Bu üçüncü diğerlerinden bir tanesini de yine yaktım. Oldu bir ay kadar zaman oldu herhalde. Hatırlamıyorum artık zaman mefhumu kaydı bende. Biraz da yorgunum kusura bakmasın arkadaşlar. Ya çok beğendim. Çok beğenince haliyle Ali Bey bunu da alıyorum diye sizi rahatsız etmek durumunda kaldık. Estağfurullah. Sizden nasıl gidiyor? Uzun Valla zamandır sizinle de Mart ayı görüşemedik. evet biraz yoğun geçti benim. Her zaman her sene aynı şey oluyor da bu sene de aksilikler üst üste geldi. Bu sene ben vizemin bittiğini unutmuşum. Vizem bitmiş. Onu da yenileme bilmem ne falan filan derken bu seneki Danimarka seyahatini de kaçırmak durumunda kaldık. Maalesef gidemedik. Orada Atilla İstek temsil etti bizi. Ondan dinledim hikayelerini. Gayet de güzel geçmiş. Atilla Bey'in fotoğrafları gördüm. İşte benim yoğunluğun yavaş yavaş başladığı zamanlarda bayıldım ya. Yani ama orada şeyin bir yorumu vardı Yasir'in öldüm gülmekten. Artık pipoların değil pipoları yapanların koleksiyonuna başladı adam diye bir masada Doğru beraber hatırladım. oturmuşlar. Evet. Ona çok güldüm. Yasir'in orada da şimdi gündüz ona da selam olsun. Buralara düşer mi bu saatte bilmiyorum ama. Yasir aslında şey vardı bak iyi hatırlattınız Elif Hanım. Çocuk bir çakmak şeyi paylaşmıştı. Postu paylaşmıştı. Ben Ay de ona evet. şey ayrı post yap ben de girer yazarım altına demiştim. Herhangi bir şey yazmadım şimdiye kadar. Sadece yapacağım Ya ama o bu aklımda onu çakmak unutmuş değilim. postunu hatırlıyorum. Ama sizden de Çakmak konuştum. postu bir şov yapmış Çakmak. o. Çok bir şey yapıyordunuz. Çakmak hususunda merak ediyordunuz. Şimdi çakmaklarla ilgili benim aklıma başka bir şey geldi yapmak icap eden. Ya vakti zamanında ben elimdeki çakmaklardan bir tanesinin kalitesini şey yapmak için tam manasıyla anlayabilmek için benim çakmak ustasına götürmüştüm. Sökü demiştim. İçine bakalım, dışına bakalım. Sen bana bunun kalitesi hakkında bilgi ver demiştim. O da yapmıştı. Şimdi aklıma onu yapmak geldi aslında. Diyorum elimdeki çakmaklardan hani bu en çok merak edilen Saromi'ymiş, Corona'ymış, Pearl'müş, bilmem neymiş, DuPont'muş falan filan. Bunları toparlayayım diyorum. Götüreyim adama. Abicim bunları sök diyeyim. Ben de kamerayla çekeyim adamı. Güzel video şeyi olsun. Adam orada söylesin bize. İşte bunun içinde çelik tank vardır, yoktur, bilmem nedir, kalitelidir, bilmem nedir. Hani ben çakmaktan ne Vallahi kadar çok iyi fikir. kullanıcı olarak işte ya benim anladığım hani şu kapağını açıp yanıyor mu yanmıyor mu benim anlayabildiğim bu kadar.
Yani açıkçası ben bir tık biraz daha ilerisinde şey yapabiliyorum ama şöyle de bir durum var. Yani yıllar önce çakmak tamiratını bıraktım. Elleri parçaladıktan sonra saat tamiratı, çakmak tamiratı, küçük parçalar onlarla uğraşmak için insanın deli olması lazım. Ama bu fikriniz harika bir fikir bence. Yani hepimiz açısından da çok iyi olur. Çünkü ben bir süredir çakmakları vesaireleri merak ediyorum ama ben biraz da yeni bir şeyler almak istiyorum. Şey beni öldürdü. Bir sürü insan kullanmıştır. Şunu alma gafletinde bulundum. Clipper'ın pipo için olan versiyonu. Çakmıyor da zaten. Ha, ilk defa yandı. Bir gün sinirlendim çakmak alacağım diye. Ondan sonra vazgeçtim. Türkiye'de çakmak yok. Yani ben şeylerden hoşlanmıyorum. Bu ikinci el çakmaklardan vesaireden onları uzun süre eski zamanlarda toplamıştım zaten. Bakacağım artık bir şeyler. Siz Valla kribi önermiştiniz bana. Onu ben burada satan olsa. bende bir tane vardı. Çok kısa bir süre kaldı elimde. Onu bir yurt dışı seyahatinde orada otelde unutup geri geldim. Ay falan kullanabildim. Kiribiden ben çok memnun kalmıştım. Son geçen yaz mı ondan önceki yaz mı tarihler de birbirine girdi. İtalya'ya gittiğimde Milano'daki Savinelli dükkanından hatıra olsun diye bir küçük pöl çakmak almıştım kendime ben. O çakmaktan Evet. şimdi kadar kullandığım çakmaklar içerisinde en çok beğendiğim çakmak. Şöyle bir çantaya bakıyorum yakında. Evet buradaymış. Şu. Son derece minik bir çakmaktır bu. Şimdi boyutsal olarak mukayese edebilmeniz için size şöyle göstereyim yan yana. Korona 10 boyla bakarsanız hani yani boysal olarak çok fazla değil ama en de hemen hemen aynı. Fakat genişlik yani o Mekanizma benziyor ama depo küçük. Depo küçük ama mekanizması da bence yani şöyle diyeyim benim iki tane korona çakmağım vardı. Bir tanesi bu öbürü kayboldu. Ama ben ikisinden de memnun değildim. Koronadan ben açıkçası parasının karşılığını çok alamadım. Ama bu tamamen özgü bir şey. Mesela Atilla abi de korona kullanır. Yıllardır kullanır. Çok memnun. Hiçbir sıkıntı yaşamadı. Belki biraz şansla da alakalı olabilir. Ama genel olarak benim itirazım şu. Yani çakmağın kalitesine bilmem nesine söyleyecek bir lafım yok. Fakat şu şeyde gördüğünüz artık buna ne deniyordu? Çakmak taşı mı, manyeto mu bir şey deniyor ya çark. Çakmak taşı değil, O evet. çarka el değen tipler daha hızlı aşınıyor ve daha çok bakım gerektiriyor. Çünkü sürekli olarak eldeki yağdır, ölü deridir bilmem nedir falan bu çarkın içine doluyor. Bunları periyodik olarak temizletmek gerekiyor alkolle, havayla bilmem neyle. Evet. Şimdi ben bunları uğraşan yapabilen adam değilim. O yüzden periyodik olarak da böyle çakmakçıya götürmek dünya para verdiğim çakmaklarda hoşuma gitmeyen bir şey açıkçası. O Evet. sebeple dolayı ben şeylerden daha çok memnunum. Şu çakmağa el değmeyip de yandan mekanizmayı yanan çakmaklardan. Ben Anladım. bunu daha çok tercih ediyorum. Ama dediğim gibi Vallahi o söktürüp içine baktırma şeyini büyük ihtimalle yani önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta falan yapacağım. evet. Siz bana şeyle deneyin demiştiniz. Bu arada onu da denedim. Aslında şaka bir yana şu mutfak çakmağı var ya acayip yakıyor. Bilmiyorum, Ama yani bunu en nerede taşıdık? pratiklerinden Bunu ha? taşınmaz canım o. Yok canım bunu nereye taşıyacaksınız? Yani bir kafeye gittiniz. Şey yapacaksınız, yakacaksınız. Hadi beyefendiler neyse de şimdi beni şu pozisyonda düşünebiliyor musunuz? Olmaz o. Kafede. Aha. O olmaz o. Mümkün değil. Onun eğilip bükülenleri de var. Varmış. Da pratik. Tam tepeden kanca şeklinde içeriye denk gelecek şekilde de yapabilirsiniz onu. Öyle ayarlayıp değil mi? Duman yolunu. Ya aslında herkes şey diyor, ben ona çok gülüyorum. Herkes diyor ki kibrit en güzeli, kibrit en güzeli, kibrit muhteşem. Bu arada kibritin en güzeli olduğuyla ilgili bilimsel bir açıklama da yapmış pipoculardan bir tanesi. Hatta siz de onu okumuştunuz. Bir türlü onu çevirmek nasip olmadı. Gerçekten tamam, kibrit en güzeli, en yumuşak alev, en az hasar veriyor hem pipoya hem tütüne. Ama ben dahil bir kişinin de kibritten yaktığını devamlı olarak görmedim. O çakma eylemi ne kadar karizmatik olursa olsun insanı sinir ediyor. Size geçenlerde söylemiştim ya. Hani bir mum alevi olsa kibriti tutup yaksam rahat edeceğim ama kibrit de kullanan görmüyorum ben. Ya bir dönem ben evde sırf kibrit kullandım ama şu sebepten dolayı hiç şey yok. Hatta hala yani şöyle elimin uzanacağı yerde bir yığın kibritim de vardır yani Aynen hala. aynen. Ama Aynen benim bunu aynen.
sebebimin tek şeyi Elif Hanım. Benim evdeki kül tablam kırıldı. Kül Ha. tablası kırıldı. Ben de gidip yenisini almadım. O yüzden şimdi kibriti yakıyorsunuz, çöpünü koyacak yer yok. Öyle olunca kibrit kullanmayı bıraktım. Ben de çakmağa geçtim. Ben çok ilginç hikaye. Ben de evde bir tane çok sevdiğim, yani bir tane şey cam kül tablası vardı. O kül tablasını aynı şekilde kırdım ama benim kırma olayım çok komedi. Yine Pipo ile deneyler yapıyordum seneler evvel. Buna Günay Hoca çok gülecektir. Tütünleri iyice kuruttuktan sonra kül tablasının ortasına doldurdum. Ondan sonra yaktım. Güzelce böyle bir alev aldı, kamp ateşi gibi. Sıcaklığını ölçmeye çalışıyorum. Ortasındaki korun sıcaklığı nedir diye termokapılla sıcaklık ölçmeye çalışırken o kristal kül tablası çat diye bir böyle, ama ses o kadar korkutucuydu ki ortadan ikiye yarıldı. Bir taraftan yanıyor, bir taraftan şey. Ondan sonra bir daha hiç uğraşmadım. Artık bir dahaki sefere şeyle denersiniz. Borcamla falan böyle 400 derece dayanıklı ilerle. Fırın kaplarıyla falan denerseniz daha iyi olur. Ben de şans yok, bu da yanmıyor. Heh. Yalnız konuşmaktan yine içemedik. Sürekli sönüyor değil mi? Hem muhabbet edip hem şey içmeye yaramıyor bu. Pipo Ya içmeye öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Onu yapmak isteyen eğik, ben konuşamıyorum. Eğik pipo alacak onu yapmak isteyen. Çünkü bunu ağzınızda tutup konuşmaya kalkarsanız bu sefer Spitfire denilen olay oluyor. Ekran, üst, baş, her tarafı yakıyorsunuz. Çok makine. mont yaktım öyle. Aynen. Onun için en ideali şöyle güzelce bir eğik pipo yakıp, bendeki nadir eğik pipolardan, Bende eğik de. pipo yakıp hayatınıza devam. Şimdi şeye gelmişken birkaç şey not almıştım ben daha evvelden Elif Hanım. Bu tütün saklama, tütün lemlendirme hususunda birkaç bir şey göstereyim. Ben en azından bir faydamız olur. Sırf da boş boş muhabbet etmeyelim. Gerçi hoş muhabbet etmek Tamam. hoşumuza gidiyor her zaman sizinle de. Ben hep uzun zamandır hep anlat şeyi göstereceğim. Mason jar denen şeyi. Tütünü saklamanın en iyi metodu. Evet. Şimdi arkadaşlar bu Amerika'da bildiğim kadarıyla benim İngiltere'de standart reçel kavanozu diye geçen. Bunların cam kısmı ayrı satılıyor. Üst kısmı ayrı satılıyor. Yani pahalı bir şey değil. Hatta yani oradaki en adi bir şey çünkü bu üst kapak yüzlü şekilde satılıyor. Bunun bütün alamet Evet. farik da üst kapak iki aparattan oluşuyor. Bir bilezik bu kavanozla beraber geliyor. İkincisi de şu içi tamamen şeyle kaplı. Hava geçirilen Contalı. contalı şeyle. Bu işte böyle yüzlük paketlerde böyle paketi 5 dolara falan satılıyor 100 tanesi. Bunu şöyle yapıyorlar. Bir kere reçel yaptıktan sonra bu parçayı atıp bileziği elde tutmak şartıyla tekrarını kullanıyor. Ama tütünde herhangi bir sıvı olmadığı için ben bunu yaklaşık bu kavanozu ben İstanbul'da bir ara şey getirmişti bunları. Esse diye bir mağaza vardı ev şeyleri satan. Evet Batman'da evet galiba. meşhur O Esse. Battıydı en son ama sonra ne oldu bilmiyorum. Elimi değiştirdi battı mı? maraca bir şeyler falan olmuş ama bundan yok hala. Bu elimdeki de benim bir İngiliz kavanoz markası yapıyor. Bunu böyle sıkıştırdıktan sonra kenarlardan basma şeyiyle hiç hava almıyor. Şimdi ben bunu şeyde göstereceğim diye size çıkartıp açmıştım daha evvelden. Ya şu bileziği çıkarttıktan sonra içinde kalan o kapak kısmını hani temperın ucuyla kanırtarak pop diye ses geliyor. Yani o derece havayla şeyini Anladım. kesiyor. Benim bildiğim en iyisi, en iyi metot budur saklamak için. Ama tabii şey bunun içine koyduktan sonra öyle 2 günde bir, 3 günde bir falan açmamak kaydıyla. Evet. Bir değil. Paşa Bahçe'de satılan bildiğimiz klasik şey. Kavanoz. Bunlar yalnız ben O Paşa tercih... Bahçedekilerden ben memnun kalamadım. Arasına conta görevi yapsın diye lastik koy. Ha, siz de yapmışsınız. Yani Evet. Elif Hanım 3 katman stres Aklın film yolu bir. Evet. tabii. Ben bir de üzerine dikkatini çek şimdi açıkta gösterebilirim de aslında. Ben bir de artık gerek şey deyin, önlem deyin, gerekse tembellik deyin. Ben şeyin içerisine şöyle koyuyorum onları. Ben bunları yurt dışından aldığım zaman ziplokla götürüyorum yanımda. Tenekelerden ziploka dolduruyorum. Ve de üstüne ne olduğunu yazıp ziploku kapatıp o şekilde koyuyorum içine şey yani kavanozları. Aynen. Ben de bu Direkt arada alırken yurt dışından bu şekilde getirmeyi tercih ediyorum. Eğer çok özel tenekesini çok saklamak istediğim bir tütün değilse.
Çünkü o tenekeler boş yere ağırlık yapıyor. Bu arada onların da ağırlığını ölçmüştüm. Yuvarlak tenekeler ortalama 71 gram, dikdörtgen tenekeler 60 gram civarı falan oluyor. Boş yere 5 teneke aldığınızda yanınızda 300 gram taşıyorsunuz. Yani hiçbir Yani manası olmuyor. 50-60 gram diyorsanız 50 gram tütüne, yani bir 50 gram da tenekeyi taşıyorsunuz yani Tabii toplam. tabii. Yani teneke ile beraber tütün 110 gram Samuel Gavit'lerde. Ama mesela şeylerde şunda 120 gram falan tütün ikisi beraber. 70 gram boş tenekesi. Bakın Halil Demir sormuş Elif Hanım. Yeni konuştuğumuzu bilmiyorum ama Zippo hakkında ne düşünüyorsunuz diye söylemiş. Ya yani Zippo'lar çakmak, şahsi görüşüm benim. Ben benzinli çakmaklardan hoşlanmıyorum pipo kullanırken. Yani Zippo'larda alev hem biraz dengesiz, fazla harlı çıkıyor gibime geliyor. Ağaca zarar verir diye çekiniyorum ama tek çekincem o değil. Daha önce denediğimde Zippo ile yandığı zaman benzin kokusu geliyor benim ağzıma. Evet. O sebepten dolayı ben şahsen tercih etmiyorum. Onu kullanacağına çakmak şey, bir kullan 1 liralık bence çok daha iyi. Ben Zippo ile iki kere yaktım bugüne kadar. Birisi sevgili Berhan'ın vakti zamanında Peterson şeyi vardı, Zippo'su vardı. Onunla bir denemiştim. Bir de Fatih'in Zippo ile yakmayı denedim. Benim için çok nasıl diyeyim, terleten ve gıcık bir süreç. Çünkü yakıyorsun. Bu arada Zippo'ya bayılırım. Çok severim. Evde de bir dolu vardı. Şunu ağzına eğik tuttuğunuz zaman görebiliyor olmanız lazım, denk getiriyor olmanız lazım. Yoksa o ağzı yakma derdiniz falan yoksa istediğiniz gibi getirin, denk getirin. Yani bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben şeyi göstereyim, Zippo mantığında. Bu çok eski bir. Her yerde var. Toby diye de geçiyor İngilizlerin. Eskiden pipoyu bunlarla yakarlarmış. Yine benzinle. Yani şimdi içerisinde benzin yok. Yakıyorsunuz böyle bir alev şeklinde. Ondan sonra tutuşursunuz. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Ama dediğim gibi beni rahatsız eden kısım şu rim denilen ağız kısmını yakmaktan hoşlanmıyorum. Pipoyu içerken illaki orası, tamam mıdır? Biraz kesik geldi Elif Hanım yine sesim. İyi mi bu sefer, bağlantı var mı? Ya Ya bu bu Facebook arada şöyle bir şey. canlı şeyini ya. Valla bu FaceTime her gün onlarca defa kopartıyor. Ya ben de hızla Ben ilgili sıkıntı değil de bu Facebook'un yok, canlı hızlı değil. yayını şey tek kişi yapmaya çok müsait. Birden fazla kişi olduğu zaman şey oluyor. Bak Evet şimdi evet. koca ekran kocaman, siz kenarda küçücük. Halbuki şey bu Evet iş işte Google Hangouts. Kim konuşursa evet. onu Hangouts'a pozisyon. baktım. Baktım. Hangouts'a baktım ama onda da anladığım kadarıyla ya Google biraz değişiklikler yapmış. Benim daha önce gördüğüm Hangouts gibi gelmedi bana. Ona bir zaman ayırıp aslında bir bakmak lazım. Ama bu Bakmak lazım. Facebook'unki, evet Facebook'unki iyi de değil, kötü de değil. Ancak böyle iki kişi. Yani mesela birilerini eklemek istesek, ki ben çok isterim izleyen arkadaşlardan. Yani ne bileyim, müsaitse Çağrı Bey de katılsın, müsaitse Serkan da katılsın, Fatih de katılsın, Yasin Bey de katılsın, herkes katılsın. Ama dediğiniz gibi 2'nin üzerine 3 çıkınca herhalde komple donacak yayın yani. İyi bile anca becerebiliyoruz yani. Yarın bir Yani kere falan diyelim Elif Hanım. O nasıl oluyor acaba? Onun da fena değil gibi şeyleri. olabilir. Ya FaceTime aslında bir sonrakine şey deneyelim ya. FaceTime'dan olabilir mi acaba diye düşündüm. O da biraz zor ama bakmak lazım. Vallahi o işlerden ben hiç anlamıyorum. Bilen arkadaş varsa bize yardımcı olsun yazsın. Ya Deneriz. gerçekten ben de tam onu söyleyecektim. Bu dijital yayın olaylarından anlayan birileri varsa çok makbule geçer. Çünkü hiç ilgi alanım değil. Fatih'in çok güzel bir lafı vardı. Fatih yazılımcı biliyorsunuz. Önüne gelen herkes bana desktop'um bozuldu, nasıl tamir edebilirim? Laptop'um patladı, ne yapabilirim diye soruyor. Ben bilgisayarcı değilim, yazılımcıyım aşağıda. Yani şey Ben hiç gibi oluyor. anlamıyorum.
Sizin ama Elif Hanım şeyle dolumla içimle falan ilgili bir oturup 2-3 dakika arkadaşlara bir şey anlatsanız, bana biraz evvel yayın arasında bir telefon geldi de ona bir geri dönmem lazım. Ben geri döneceğim size dedim. Ben ona geri dönüp Ha. hemen geliyorum. Tamam. Bu arada ben arada bir iki soru vardı. Gördüm ama konuşurken bölüp şey yapamadım. Onu tekrar açayım. Bir tanesi galiba yeni bir arkadaştı. Almanya'dan tütün tavsiye eder misiniz diye. Şimdi ben o soruyu biraz literal alıp şöyle diyorum. Evet, Almanya'dan tütün tavsiye ederim. Ama şaka bir yana Almanya'dan kesinlikle tütün tavsiye ederim. Çünkü şu anda Avrupa'da en ucuz bulabileceğiniz, bunu defalarca konuştuk. En ucuz bulabileceğiniz ülke İspanya. İspanya'ya çok fazla giden olmuyor. İspanya'da da en ucuz bulabileceğiniz yer Barcelona. Geneli ucuz zaten de. İkincisi Almanya ve Almanya'daki çeşit Barcelona'da bile yok. Yani Almanya'da çeşit inanılmaz miktarda. Hem kendi tütünleri hem yabancı tütünler, hatta Amerika tütünlerini bile getiriyorlar. Ama haliyle Amerika tütünleri biraz pahalıya kaçıyor. Almanya'da 13 ila 9 euro arasına, bazen 8 euro arasına inanılmaz sayıda bolca teneke tütün bulmanız mümkün. Buna İskandinav tütünleri de dahil. Yani Dento Bakasu, Osu Busu hepsi dahil. Pardon, Dento Baka demişim. Skandinavian tobakosu vesairesi falan filan hepsi dahil. Bunun yanı sıra bir de Dento Baka falan var Almanların. Kendi üredi. Kolhaserkoplar falan var. Çok rahat ulaşabilirsiniz. Eğer Almanya'da tanıdığınız varsa sipariş edin derim. Poşet tütünlerle başlamak istiyorsanız da yine Almanya'nın fiyatı çok iyi. 4 euro ile 5 euro arasında başlıyor. Yine yukarıya doğru gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Evet, Şadan Bey'in şu anda yazdığı gibi Avrupa'da tütün Kâbesi Almanya. Ben de sonuna kadar katılıyorum. Zengin Yani besin var. fiyat olarak hiç kimse İspanya'nın eline su dökemez, ama çeşit olarak ve yine fiyat olarak Almanya'nın eline hiç kimse su dökemez. Bu arada Şadan Bey, kusura bakmayın, size daha evvel söz vermiştim. Bu vesileyle onu da söyleyeyim. Çok uzun ve detaylı birkaç review geliyor. Ama bana nasıl diyeyim, şu anda Nisan'ın başındayız. Nisan'ın ortasından sonra ancak diyeyim, ama çok uzun ve çok detaylı birkaç şey yazacağım. Siz de sormuştunuz, merak ediyordunuz. Onları hazırlıyorum. Çağrı Bey Çağrı Bey ne sormuş. diyeyim? Yurt Sınırlandırma. dışından tütün getirirken bavula koymak şartıyla bir sınırlandırma var mı? Çağrı Var. Bey, var, evet. Ama nasıl diyeyim size? Bu sınırlama alkolde de var. Fakat benim sevgili kardeşim vakti zamanında Kıbrıs'tan gelirken falan değil. Bayağı bildiğiniz sanayi tipi sosis yapma makinesi getirdi. Arkadaşı istemiş. Ve kendi valizlerinden daha büyüktü. Yani nasıl diyeyim size? Bu bir şans. Kaç kere geçtiniz? İşte nerenin vatandaşısınız vesaire? Hangi ülkeye giriyorsunuz? Bunların hepsinin önemi var. Ama ben sizin yerinizde olsam, yurt dışından gelirken tütün getirmek istiyorsanız, mesela yine aynı biraz evvelki çok başarılı bulduğum kardeşim 5 tane tütünü getirirken Almanya'dan burnundan geldi. Köpeklerle arama yapmışlar. Kendisini sorgu odasına almışlar. Bir daha hiçbir şey getirmem moduna gelmişti yani. Ama bunun sebebi de şuymuş. Tütünün nemini algılamış makinalar. Başına bela olmuş. Adam da demiş ki, eğer bu tütünleri açsaydın ve bir torbaya koysaydın hiçbir sorun yaşamayacaktın. Faturasını da bize gösterecektin, geçecektin. Şimdi Kutu ben de olduğu onu için evet. Yani hatırladım. aslında biraz evvel, Büyük yani ekrandan yapacak bir açıyorum. şey Buradan yok. okuyamıyorum yazıları ya. Bu iPad şey ekranlar ufak Ya kalıyor evet, bana. aynen, ben de oradan şey yapamam. O yüzden arada bir bu tarafa bakıyorum. Bir önceki şeylerin yorumlarını da göremedim, ama başka bir soru daha var mıydı? Beceremedik ya. Biz bu Facebook canlı işini mesela desktop'tan beceremiyoruz. Desktop'un önünde benim küçük telefon, ondan hallediyoruz işimizi. Yani o yüzden çok memnun değilim bu Facebook'un canlı şeyinden. Ya Aslında tecrübemiz de ilk.
Benim aklıma bir şey geldi. Biz niye şöyle yapmıyoruz? Yani ikimizde de laptop var. Laptop'tan çünkü senelerdir bağlanılmadığı için en son ICQ görüntülü laptop'tan Ya oradan yapılan görüntüyü nasıl stream edeceğiz buraya? Onu işte şey yapamıyoruz. Daha evvelden ben sizle bir kere deneme yaptığımızda ben onu denemiştim desktop'tan bağlanmayı. Desktop'tan yaptığım bağlanılırdı. zaman bana sistem yayına kişi ekleme izni vermiyor. Öyle bir opsiyon çıkmıyor yani. Sadece şeyde mobilde size hani siz yayına girdiğiniz zaman yayına eklemek ister misin diye soruyor bana. Ekle diyorum ben de. Evet. Çağrı Bu Bey, çok çok teşekkür ederim ilginize. Annemin durumu çok çok daha iyi. Maalesef devamlı bir şeyler çıkıyor. Onda artık yapacak çok fazla bir şey yok. Ama şöyle diyeyim, bir aile düşünün. Ailedeki, ben anneme öyle açıklamıştım. Ailede çok fazla yaşlı var ve onlara bakacak çok fazla çocuk yok. Hani hep bize bakacak çocuk yapalım diye düşünüyorlar ya Türkiye'dekiler. Bizimkiler düşünmemiş. O yüzden biri bitiyor, biri başlıyor. Onlarla ilgileniyoruz. Ama bu aralar hem o durumlar hem iş mevzuları çok bastırdı. Ondan bu arayı ve şeyi vermek durumunda kaldım. Dediğim gibi 15 Nisan'dan sonra daha gevşek eski günlere dönmeyi umuyorum. Ama çok teşekkür ederim sorduğunuz için. şeyi merak ettim Elif Hanım. Biz bunu yaparken şimdi siz pipo içiyorsunuz. Ben içiyorum da izlerken içen var mı acaba? Onu merak ettim ben. Evet. İçen varsa yazsın da içiyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben Almanya'dan ilk defa şey içiyorum. Adını siz söyleyin. Royal. Bugüne kadarkilerin hepsi ya İngiltere'den alınma ya başka yerlerden ya Türkiye'dekiler vesaire falan filan ve Amerika'dakiler. Şunun var ya, tadı Amerika'dakilerle aynı. Hafif bir acımtıraklık var. Amerika'dakiler şikayet ediyorlardı ya devamlı buraya farklı bir şey gönderiliyor diye. Bildiğiniz Amerika'daki zaten arkasındaki şey de aynı. Kodlar falan da aynı. Diğer Avrupa ülkelerine farklı kodlar kullanıyorlar. CB bilmem neli falan filan. Bir hafif bir acılık var. Yani fark var. Ve üstelik bu bandrollü falan yani. Hani öyle kaçak maçak falan değil. Çok beğendim diyemem. Ama bakacağız. Ben dikkat etmedim öyle bir şeye ama genel olarak Dunhill'lerin hepsi eskiden şeyden çıkardı. Scandinavian Tobacco'dan çıkardı. Evet. Hepsinin o şimdi ne Bu böyle halde biraz bilmiyorum. daha şey gibi, nasıl diyeyim? Bir hafif böyle bir sosunu yapmamışlar da göndermişler. Bunun bir garip bir sosu vardır ya. Bu eşlik edenler de varmış Elif Hanım. Adam Bey Peter Old Dublin ile eşlik ediyormuş. Baha Göktürk Ashton Blend içiyormuş. Bir başka bir soru daha sormuş. Briar Onur Pipo ile fark. gelmiş. Onur ne içiyor esas? Onur aralıksız içmeye başladı gibi geliyor bana. Hüseyin bir sorum daha olacak. Briar Pipo ile farklı tütünler içmek tadında sıkıntı olur mu? Yani tek tip tütün içmek mi gerek diye sormuş. Valla buna ben ancak teorik cevap verebilirim. Çünkü ben genelde çok değişik tütün içmiyorum. O yüzden bilgi değildir benim. Tecrübe olarak söyleyemem ama genelde özellikle estate pipolarda karşılaşılan bir şey. Eğer Latakya içilen bir pipo aldıysanız o pipo Latakya tadı ve kokusu gelmeye devam eder uzunca bir süre. Evet. Bunu çözüm pirinç koyup bekletenler oluyordu, tuz koyup bekletenler oluyordu, denemeyenler oluyordu ama genel olarak yani Latakya gibi Latakya çok baskın bir tütün olduğu için onda sadece çok büyük bir sıkıntı olur. Onun dışındakilerde çok öyle kayda değer bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Örnek vereyim. Bu en başta gösterdiğim pipoyla çok uzun süre Latakya içtim. Ve hiç verim alamadım. Hatta bu pipoyu satmayı falan düşünüyordum. Sonra bir gün Virginia'lardan denedim. Çok hoşuma gitti ama Latakya kokusu geliyor muydu? Acayip geliyordu. Şu anda var mı? Hayır, artık seneler oldu. Yok. Ama ilk 10, 20, 30 artık ne kadar kuvvetli bir tütünse daha önce içtiğiniz uzun süre gitmeyebiliyor. Bir de bazı tütünler var ki sadece bir kere içmeniz bile
yeterli olabiliyor. Örnek vereyim. Şu mesela pipoyla sadece ve sadece Gurus Mor içiyorum. Çünkü Gurus Mor'la bir kere içtiniz mi bitti. Bir tane pipoda yaptım o hatayı. Vallahi yani hala ne içersem içeyim Gurus Mor tadı geliyor o pipoda. Çok aşırı baskın. Aynısını Enerdale için de söylüyorlar. Orada dikkat etmek lazım ama bir pipoda Virginia içtiyseniz hangi Virginia olursa olsun hiçbir ghosting yaptığına benim içtiğim Virginia'larda ki bayağı da içmişimdir farklı markalar denk gelmedim yani. Gurus Mor hariç o zaten aromalı bir Virginia. Ha, aromalılar da var tabii, o doğru söylüyorsunuz. Ben Evet. sadece dün düşününce pek aromalı aklıma bile gelmiyor benim, ama Evet. aromalılarda baskın vardır tabii. Onlarda da sıkıntı olabilir. Ne kadar sıkıntı derseniz tabii. Yani. A varmış Elif Hanım. Yiğit Andoruk varmış. Brebia ve Samuel Gavit Sam's Flake içiyormuş. Hey Mutlu Orlik demiş ama içiyor muymuş yoksa severim manasında mı yazmış, onu anlayamadım. Brebbia'yı ben çok severim. Sam's Flake'i de eskiden çok çok seviyordum. Bu aralar nedense denememe rağmen, üstelik de çok seviyorum diye birkaç kutu almama rağmen içemiyorum yani. İnsanın zevkleri değişiyormuş. Boş yere iki kutu aldım. Onları bir ara birileriyle takas edeceğim. Açılmamış. Açılmamış. Meraklısı çok öyle tütünlerin canım. Hemen gider. Hala. Şeyle, Brebbia ile ilgili adı geçmişken onu söyleyelim. Bu şeylerle ilgili, aksesuarlarla ilgili uğraşırken onlarla ilgili birkaç gelişmemiz var. Brebbia firmasıyla anlaşmış vaziyetteyim. Türkiye distribütörlüğünü aldım. Yakında ürünleri gelecek. Süper. Peterson adı geçti. Peterson'la ilgili de var. Hatta Atilla abi sağ olsun Danimarka'dayken ufak bir teaser gibi bir şey yapmıştı, biliyorsunuz. Peterson firması artık Samuel Gavit diyorum. Smoking Pipe firmasına geçti. Satın aldılar. Şu anda İrlanda'da üretimi falan filan biraz geliştirmeye, düzeltmeye ile ilgili bir şeyler konuştuk. Bir onlarla ilgili sipariş vermiş bir firma var. O gelen siparişin nasıl çıktığı ile ilgili bir onlardan feedback alıp ona göre bir değerlendirme yapacağım. Yani eski ürünlerin bir devamı hala çıkmaya devam ediyorsa fabrikadan pek ilgileneceğimi zannetmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Smoking Pipes genelde işler olduğu gibi gitsin diye para sayıp almaz. Zaten duyduğumuz Şimdi kadarıyla fabrika başına da bir usta getirilmiş bile. zannediyorum oldu bayağı bir zaman. 2-3 hafta falan olmuştur. Smoking Pipes'ta yeni bir şey serisini çıkardılar. Peterson'ın meşhur Aran'ı var ya, Aran'ın rustiklerini çıkardılar. Ben orada büyük bir fark gördüm Ali Bey. Yani tabii Var. yakından bakmak lazım. Rustiğine çok Fakat özenmişler. çok ben de özendiklerine eminim. Yani hiçbir sıkıntım yok. Fakat yani bunu bilgiye dayanarak söylemiyorum. Bu benim ticari hayattaki tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bir firmayı satın aldığınız zaman stok envanteriyle beraber satın alırsınız ve o stok envanterin bir şekilde erimesi gerekir. İşte o Evet. sebepten ben verilen siparişlerde ne kadar eski stok envanter, ne kadar yeni ürün yüzdesini görmek istiyorum Gelecek açıkçası. bilmiyorum. Evet. Gelmiyor Yani ama bilmiyorum. Büyük bir sipariş vermiş. Yani Danish Pipe Shop büyük bir sipariş geçmiş. O sipariş geldiği zaman o içinden çıkandan benim de haberim olacak. En son o büyük bir avantaj gerçekten. O şekilde olabilir. Ama şu aksesuarlar konusu gerçekten çok buraya önemli bir mevzu. hem Brebia ile anlaştım aksesuarlar hususunda, hem Almanya'daki büyük bir üreticiyle anlaştım. Daha evvel burada yayında söyledim. Yani öyle aracıyla, toptancısıyla falan pek uğraşmak istemiyorum ben bu işlerin. Bu yüzden biraz aradıktan sonra buldum. Adamlarla anlaştık. Onun da siparişi önümüzdeki hafta geçeceğiz. Yani büyük ihtimalle Mayıs ayında falan siteye girmiş olur gibime geliyor. Anladım. Yani valla başkalarını bilemiyorum. Ben kendimden söyleyeyim. Şu aksesuarlar gelse de doğru dürüst sipariş verebilsem. Çünkü burada sipariş vermeye kalktığınız zaman diğer İzmirli arkadaşlar da teyit edeceklerdir. Yani sipariş vermek diye bir şey yok. Kervan pasajına gidiyorsunuz. Oradaki pipodan anlamayan insanlara ya bana var ya orada
temizleme çubuğuna 50 lira dedikleri de oldu, 10 lira dedikleri de oldu. 10 liraya bir kutu şey bulduğum da oldu, filtre bulduğum da oldu, 100 lira dedikleri de oldu. Yani 250 liraya şey dedikleri de oldu, corn cup. Yani orada bir şey yok. Ve bilmem fi tarihinden kalma ürünler. Hani kaliteli bir şeyler arıyorum. O sebeple soruyorum size. Vallahi işte şeyi ayıklamakla meşgulüm hanım şu anda. Geçenlerde gümrükçüye gittim, uğraştık biraz. Şimdi aksesuar getirmeye kalktığınız zaman tabii işin yani geriye planda işlevi işin şey yaptırmanız gerekmek daha ilerlemeye sebep oluyor. Şimdi mesela daha evvelden bilmediğimiz bir şeyi öğrendim. Ben mesela çakmaklar Ankara'ya gitmek zorundayım. Şimdi siz bütün aksesuarları tek koli halinde getirtirseniz buraya bunların hepsi Ankara'ya gidip o çakmakların geçeceği testi beklemek zorunda. İşte bunun için gümrükçü kullanmak çok iyi. Adamlar dediler ki bana hemen abicim sen iki kargo iki paket iki fatura halinde yapıyorsun bunu. Çakmaklar ayrı geliyor geriye kalanları ayrı geliyor. Çakmaklar gider Ankara'ya ne zaman gelirse gelir dediler. Bunu bitirsek bütün sipariş ettiğimiz aksesuarları Ankara'ya yollayıp oradaki ufak bir bürokratın keyfinin gelmesini bekleyeceğiz açıkçası. Anladım. O sebeple dolayı o almak istediğim şeyleri biraz inceleyip sık dokuyup ona göre getirmek istiyorum. Çünkü gümrükten geçerken şimdi mesela pipo aksesuarının gümrük vergisi sıfır diye gözüküyor ÖTV'si gümrük vergisinde ama şimdi adam içerisinden çıkarttığı zaman bizim filtreye bakacak, bizim şeye bakacak. O adam anlamaz ki bunun pipo aksesuarı olduğunu. Kesinlikle Anlatabildim mi? anlamaz. Kesinlikle anlamaz ve hani bir de ondan dolayı uğraşmak durumunda kalırsınız. Şeye bakınıyorum bir taraftan da sizi dinliyorum. Hüseyin, hazneyi neden o şekilde salladınız? Küller tütünle karıştı şu an diyor. İsabet oldu. Şimdi bilmiyorum şey olabilecek mi ama şöyle yapayım. Görülebiliyor mu Hüseyin? Şöyle ışık tutayım. Bak, bütün her tarafını homojen bir şekilde duvarı kül kapladı. Ben bunu başta doldururken çok fazla tütün doldurmuşum gibi gözükebilir. Ama bunun hacmini dolduracak gevşek bir şekilde dolum yaptım. O yüzden şimdiden yarısı bitti. Yarısı bitince hafif bir karıştırdım çok fazla baskı yapmadan. Kağıdı da dışarı kül dökülmesin diye ağzına koydum. Çalkaladım. Külü duvarına, zaten bunun kaplaması vardı. Duvarına yapışsın, artanı da şunun içerisine boşalttım. Şimdi benim deneyimime göre o kül daha homojen yapışıyor ve daha sağlam bir kek oluşuyor. Bunu daha evvel grupta da açıklamıştım. Hani bir yöntem değil bu. Hiç sallamasam da olur. Ama biraz nizam intizam takıntısı var ya işte ondan dolayı. Yoksa bu içim sonunda da külü karıştırıp dökebilirsin. Böyle daha homojen bir görüntü oluyor. Öyle devam ediyoruz. Yani benim kişisel takıntılarım, bir şey yok. Bir de belli bir noktadan sonra külü boşaltmak gerekiyor. Şey olmuyor yani, yanmıyor artık. Deminden beri yakmaya çalışıyorum. Sona doğru gelirken yanmadığı için böyle. Bak Serdar Bey'den ilginç bir soru gelmiş. Kek tabakası kapladıktan sonradan hele diğer düşük markalar arasında bir fark kalıyor mu? Sonuçta kek tabakasını içiyorsunuz. Pipoyu değil. Şimdi Serdar Bey her ikisini de içmiyorsunuz aslında. Hem pipo yanmaz hem kek tabakası yanmaz. O kek tabakası dediğiniz karbon tabakası. Isı beraber ortaya çıkan. Bu aslında içine önceden sürülmüş olan karbon tabakası bir nevi kek oluşumunu hızlandırma amaçlı yapılan bir şey. Bir de ilk yakışta genelde ısı kontrolü yapamayan arkadaşlar ağacı yakmasınlar diye yapılan bir şey. Ben genelde pek tercih etmiyorum ama içinden çıkarsa çok yapacağımız bir şey yok. Genelde büyük ustaların hiçbirisi kek tabakası kaplamadan vermiyorlar şeylerini. Pipolarına sonradan bir sıkıntı olmasın diye. Ama yani onların herhangi bir şekilde, gerçi biraz önce konuştuğumuz gibi yani kek tabakası genelde ağaç gibi absorbe edici bir şeydir. Eğer aromatik tütün içerseniz, latakya tütünü içerseniz Elif Hanım'ın söylediği ghosting olur yani. Daha sonradan bu Virginia tütünü içine koyup içmeye başladığınız zaman aslında kek ya da piponun ağacın tadı değil, bir önceki içtiğiniz aromatiğin veya latakyanın tadı biraz karışır şeye.
Şimdi Ali Bey'in söylediklerine ilave olarak şunu söyleyeceğim. Hüsnü de bizi izlemeye başlamış gördüğüm kadarıyla. Hüsnü ve Günay benim çok eskiden arkadaşlarım. Yani 12 senelik arkadaşlarım diyelim. Onlar ise Pipo'ya hiç sigara vesaire falan olmadan özellikle Hüsnü için yeni başladılar. Yani başladı bir 6 ay bile... 6 ay olmuş mudur bilemiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz başladıklarını size getirmiştik. Evet. Yani onlar bana ilk başta bu soruyu sormuşlardı Serdar Bey. Yani bunu oluşan kek tabakası her şeyi belirliyor şeklinde algılamışlardı. Ve ben onlara şey demiştim. Zamanla yeni pipolar aldıkça göreceksin ki içiren şey kek tabakası değil. Ve hani bunu mesela şu anda ellerinde... Crown da var. Ellerinde Allen Brothers da var. İkisi de Allen Brothers'a hasta oluyor ve aynı tütünü Crown'la içtiklerinde aynı tadı alamıyorlar. Ama başka bir tütünü de Crown'la içtiklerinde içtiğinde Allen Brothers tat. Kendisi gelse de güzel anlatsa. Ben iyi anlatamadım. Alamadığını ifade ediyor ve farklı tatlar olduğunu ifade ediyor. Eğer sizin tahmin ettiğiniz gibi ya da söylediğiniz gibi kek tabakası kaplandıktan sonra düşük marka ile Dunhill arasında fark kalmasaydı zaten marka diye bir şey olmazdı. Hepimiz aynı pipoyu içiyor olurduk. Biz de enayi değiliz. Yani şöyle söyleyeyim, yani yanlış anlamayın, enayi değilizden kastım. Hani ben de kalkıp şu pipoya sitede gördüğünüz rakamı ödemek istemem. Yani ben de o zaman 100 liralık bir pipoyla evet içini kek kaplatıp devam ederdim. Üstelik de yani ayıptır söylemesi... nasıl yapıldığını söylemeyeceğim. Çünkü o sırrı Ali Bey'le ve Taha Usta'yla paylaştım. Ama size bir kek kaplaması göstereyim. Yani daha sonra fotoğrafını da çeker gösteririm. Aslında kek, ona karbon deyin. Kek hani ikisini birbirinden ayırmak evet. Lazım. Şunun içerisindeki tabakayı ayıralım. Evet, şunun içerisinde oluşmuş tabakayı kimin eline versem bu şu ana kadar şey diyemedi bana. Oo bilmem ne kadar süredir içiyorsunuz dediler. Çünkü serçe parmak girer kalınlığında artık. Ama halbuki bir seferde yaptım. Ve taş gibi. Hatta şöyle söyleyeyim size nasıl taş gibi. Sesini duyuyor musunuz bilemiyorum. Bakın vuruyorum. o derece taş gibi. Peki içimi bu güzel Şahin'in içimi nasıl? Bombok. Yani hiçbir değişiklik olmadı. Keşke olsaydı. Keşke Dunhill olsaydı. Bu şey gibi simyacılıkla eşdeğer gibi görüyorum. Yani ne bileyim tuzdan altın yapmaya çalışıyoruz. Oluyor gibi oluyor ama tadı ya da görüntüsü altın değil maalesef. Keşke olsaydı. Benim iki tane şişesi var. Bunlardan da gayet anladım. Ben onu da hani antiparantez belirteyim. Kimsenin malını boklamıyoruz burada yani. Yok tabii. Evet ya bu arada ben tactful birisi değilim. Yani bunun şeysi nasıl diyeyim? Politik olarak doğrucu bir insan hayatım boyunca olamadım. O yüzden evden çalışıyorum ha. Yani bir başka yerde çalışıyorsa ben bir kere patronumu kovdum. O derece öyle söyleyeyim size. Sonra patron kendisini kovdu falan filan gibi durumlar. Ben politik olarak doğru olamadım. Şahin'in onu da hemen belirteyim muhteşem içen pipoları da var elimde. Şahin bu ülkede büyük bir boşluğu kapatıyor ama Şahin'in çok fazla sayıda birçok insanın da pipoyu bırakmasına başlayamamasına sebep olacak kötü pipoları da var. Bunu da dile getirmekten şey yapmıyorum yani Sezar'ın hakkı Sezar'a adamlar müthiş pipolar da çıkarıyorlar ama ne yaptıklarını bilerek değil üzgünüm. Tesadüfen oluyor. Şahsınız bazında söylemiyorum ama bizim ülkede genelde bir adet olarak genelde hep negatif olduğu zaman çok sesli çıkar. Evet. Pozitifi kimse anlatmıyor. Pozitifi kimse anlatmıyor. Ben bunu hep söylemiştim. Yani gerçi hep aramızda böyle bir husumet olduğu varsayılarak şey yapılıyor ama öyle bir şey yok aramızda. Yani ben her zaman söylemişimdir de bu işe girmeden önce de söylemişimdir. Burada dünyaya kapalıyken bu ülke hiçbir şey yokken bu adamlar pipo yapıyorlardı. Yani şu ana kadar herhalde bu grupta şu yayını seyreden çok büyük bir insan eğer biraz pipo içiyorsa Şahin sayesinde içiyordur. Hiçbir şey bulunmuyordu. Tabii ki yani. Tabii ki yani. İlk pipom da Şahin, ikincisi de, üçüncüsü de Şahin. Ha, onlardan memnun muydum diyeyim. Daha sonra memnun muydum aldıklarımdan. Almayı öğrenince evet.
Onlar olayın başlangıcında sizin yardımcı olduğunuz gibi olamıyorlar. Bu bir eksiklik miydi? Eksiklik olduğu için siz ve başkaları bir şekilde orayı da o arayı da dolduruyor. Ama Yani. dediğinize çok katılıyorum. Ben Şahin'le ilgili çok olumlu yazılar da yazdım. Hatta babalarının yani amcalarının beni görüp kızına çok benzetmesinin hikayesini de yazdım. Çok tatlı insan olduğunu da yazdım falan. Onların hiçbirini haber olarak uçurmuyorlar kendilerini. Şunu uçuruyorlar. Elif Hanım sizin Pipo'dan nefret ettiği için rustikledi. Bunu uçuruyorlar. Öyledir. Onun Öyledir. haber değeri var demek ki. Neyse devam edelim. Bak Baha Göktürk şey Evet. sormuş. Kek tütünler örneğin plum puding nasıl içilmeli diye sormuş. Ya plum puding nasıl bir tütündür benim aklıma şimdi ezberden gelmedi ama Plum dediğiniz hani puding satılan benim bildiğim zaman kadarıyla makbaran plum blok pudingse de yok o ha plum cake. potlam şey. Plum cake. Bu Tamam plum pardon. puding galiba Yarıl Pipe Club'ın çıkardığı bir tane vardı. Anladım. Yanlış o olabilir. Yani böyle blok halinde tuğla gibi bir şey çıktıysa Evet. içerisinde ya her tütünün içilme şekli var. Bazıları flaky katlayıp falan filan içine koyuyor ama ben genelde hemen hemen bütün tütünleri elimle ovalayıp ufalttıktan sonra içiyorum. En kolay, en Aynen temiz ben de. içme o yani hani kek nasıl içilir valla herhalde ufak ufak keserek falan içmek gerekir eğer onu yani yine bir flakeleştirmek lazım öyle ki tuğla gibi şeyi içine koyursa yakamayız onu diye düşünüyorum. Hüseyin Onur Mutlu bir sorum daha var. SG'lerdeki içim zorluğu bir tek benim başıma mı geliyor yoksa nazlı bir tütün mü? Bunu ben geçen yayında da çok söylemiştim. Samuel Gavitler'in tek iyi yönü ülkemizde bulunabiliyor olması. Şahsen benim beğendiğim tütün markası değil. Bu da sebep olarak da aynen öyle. İçim zorluğunu ben çok ön plana koyuyorum. Şu ana kadar kutuyu açıp da direkt içebildiğim bir Samuel Gavit'le ben hiç karşılaşmadım. Yok, Eskiden evet. satılan balkları hariç. Balkla tenekenin eskiden çok 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 büyük fark vardı aralarında. Balk çıktığı zaman şeyden kutudan incecik kesilmiş. Hepsi aynı uzunlukta. Çok kaliteli flakeler çıkardı. Ama ben aynısını tenekede görmedim hiç. Var mı ekleyeceğin Samuel Gavit'lere bir şey İlfan'ın? Gavit'ten ilgili yeniden neredeyse içtim. Arasından 5 taneyi ayırırım, geri kalanı olmasa da olur. Aynı tütünü devamlı yorumluyorlar gibi geliyor belli bir noktadan sonra. O 5 tane de ya zaten defalarca yazmıştım grupta. O 5 taneyi de sevdiğim için önden hazırlığını yapıyorum. Siz onunla da uğraşamam diyorsunuz. Seviyorsanız uğraşırsınız, sevmiyorsanız uğraşmazsınız. Ama dediğinize şu anlamda katılıyorum. Evet, Samuel Gavit olmasaydı şu ülkede bu kadar insan da daha farklı yolda ilerliyor olurdu. O açıdan faydalı. Bu arada demin birisi size GG pifolar niye bu kadar ucuz Evet, diye sordu. yok ben Benim ile ona da geleceğim ben. sizin ofiste ilk sorduğum sorulardan biriydi. Neden bu kadar ucuz? Daha doğrusu ben Vallahi. şöyle sormuştum. Bu kadar güzel görünen pipo nasıl bu kadar ucuz? Tamamen ekonomiyle alakalı Elif Hanım. Şimdi yani Avrupa'da Danimarka'ymış, Almanya'ymış, Fransa'ymış. Yani oradaki asgari ücretle Ukrayna'daki asgari ücreti birbirine karşılaştırırsanız Ukrayna'daki asgari ücret 100 dolar. 5 işçi çalıştırıyorsanız aylık maliyeti 500 lira, 500 dolar. Bunu siz Danimarka'da çalıştırıyorsunuz. Danimarka'da benim son baktığımda, son gittiğimde asgari ücret 20 bin liraydı. Hatta gülüşmüştük de yani Nikolay'la. Hani bir asgari ücrete kaç tane elten alınıyor diye. Şimdi hani buradan operasyon maliyeti düşük. Bir de ben yani fabrikalarına da girdim çıktım. Golden Gate'in nasıl iş yaptığını da biliyorum. Golden Gate'çiler toptancı maliyetiyle çalışıyorlar. Toptancı maliyetinden kastım şu. Yani adamlar küçük siparişle uğraşmıyorlar. Briar alımlarını da çok yüksek montanlı yapıyorlar. Birim maliyetini çok düşeye getiriyorlar. Ben kendi siparişimi verdiğim zaman benim siparişim yaklaşık 600 civarında bir pipoydu. Adamlar onu yapmak için yaklaşık 3000 Briar sipariş verdiler. Yani. Bir de üzerine tabii hiç Şimdi bu her çok özür dilerim. Şunu da göz önünde bulunduralım ki bunlar bir de makina piposu. Yani el işçiliğinin o kadar yoğunlukla içinde olduğu şey de değil. Seri üretim pipoları o sebeple yani onların ülkelerine göre aslında fiyatlarına onlar öyle çok bedava demezler. Yani onlar da ekonomik olarak bizim ülke gibi öyle çok büyük bir refah içerisinde olan bir ülke değil. Bence fiyatları kalitesine göre uygundur GG'lerin. Ucuz demem aslında. Yani evet bir taraftan da şöyle bir şey var. Ticarette uğraşmış olan herkes her ne kadar asıl mesleğim olmasa da eskiden patronlarım için yapmak durumunda kaldığımdan biliyorum. Şunu bilir,
Bu ister kalem olsun, ister pipa, ister araba. Fark etmez. Ben mermer üzerinden çalışmıştım. Ne kadar çok alıyorsanız fiyat o kadar iniyor. Yani bir kere yol masrafından kurtuluyorsunuz. Adam eline kesin para alacağı için size büyük indirim yapıyor vesaire vesaire. 600 pipo siparişi de az bir sipariş değil, biraz evvel söylediğiniz miktar. Yani fiyatın Ben iyi olması normaldir. onu yaptım ama zaten benim de yapışım sebebim o. Şeyi yükseltirken ben Evet. de birim maliyetini aşağıya çektim. Netice olarak burada Evet. gümrükteki maliyeti bilmem neyi ben de hepsini tek seferde yüklenerek bir birime yaydığım zaman az oldu. Ben bir kullanıcı olarak ekleme yapmak istiyorum. Siz bu tarz yorumlara açık olduğunuz için Tabii. rahatlıkla yapacağım. Yani şimdi yine çekmeceden, bizim çekmece satılık değil. Şu GG sizden ilk aldığım GG'ydi. Doğru. İlk andan itibaren içimini çok beğendim. Ama şimdi ben bunu mesela böyle yazdığım zaman insanlar şey zannediyorlar. Aman Allah'ım, ilk andan itibaren muhteşem içti. Ya şimdi arkadaşlar, öyle bir durum yok. Yani şu pipoyu biraz evvel hepinizin önünde yaktım. İlk defa içiyorum. Bununla ikisinin arasında fiyat olarak da uçurum var. Başlangıç içimi açısından da uçurum var. Ama şu da bir gerçek. Bunu biz zamanında Olcay nedense gruptan çıktı. İnşallah aydınlatan olur gelecekte bizi. Anlam veremediğim bir şekilde. Olcay da grupta olsaydı o da söylerdi herhalde. Olcay tam bir GG manyağı oldu tabiri caizse. Alıyor alıyor durmuyor yani. Devamlı GG alıyor. Çünkü bu pipoları ilk andan itibaren içmeye başlıyorsunuz. Güzel, içimi güzel ama böyle muhteşem değil. İçtikçe açılıyor. Hani o hep duyduğumuz içtikçe kökün kendine gelmesi vesaire durumları var ya. GG'de bunu yaşıyorsunuz. Buna yeni başladık emin değilim, bilemiyorum ama Crown'dan örnek vereyim. Crown'ı dakika birden itibaren alıyorsunuz, içmeye başlıyorsunuz. Zamanla kendine gelecekse daha muhteşem nasıl olabilir bilemiyorum yani. Bu seçilen kökün kendisiyle de alakalı, işte fiyata da yansıyor, o da var, bu da var, şu da var. Yani GG'yi aldığınızda hiç kimse şey zannetmesin. Yani evet ucuz ama işte bir Crown'la aynı değil. Bence değil. Crown çok daha iyi. Ama GG de çok iyi. Ama buna zaman ayırmanız lazım. Daha geçenlerde hatta Çağrı Bey şahittir. Çağrı Bey benden bir Crown bir de GG almak niyetlenmişti. Ben onu Crown almasını tavsiye ettim. Hatta daha ucuz Crown'lardan, Vikinglerden bir tanesini alarak bir tane alacaksa onu almasını tavsiye etmiştim. Şimdi benim söylediğim şey her zaman şudur. Belli bir tecrübenin üstüne çıkmış insanlar, elindeki pipo sayısını belli bir şeyin üzerine çıkarmış insanlar, GG'nin ancak ağacı çok güzel olanlarını alacaksa alsın. Ama Aynen. artık belli bir ve belli bir pipo sayısına ulaşmış insanların genelde Crown ve daha üst serilerde pipo almaları daha faydalı olur. Ama bu demek değildir ki o iyi pipodur, bu kötü pipodur. Her şey yani Amerikalıların value dediği şey eder. Evet. Buna çok inanırım. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Her Evet. ikisinden de muhteşem içen şeyler çıkar ama bu oranıdır yani. Ben şimdiye kadar tahmin ediyorum en çok sattığım pipo benim Golden Gate'tir. Şimdiye kadar Çok büyük ihtimalle gayet demeyeyim herhalde. ama iki tane gördüm. Sağ olun Çağrı Bey, ben teşekkür ederim. Çok da memnunum diye yazmış. Ben sadece iki tane herhangi bir şekilde bir pozitif olmayan diyeyim yani negatif de bir yorum almadım ama hissettim diyeyim. Crown'dan şimdiye kadar bana herhangi bir negatif dönüş olmadı. Evet, yani ben bu arada mesela kendi adıma biraz evvel Ali Bey'in verdiği örnekteki kişilerden biri olarak şöyle söyleyeyim. Ali Bey bana her seferinde almayın GG, niye alıyorsunuz? Gerek yok, siz daha üst pipoları atın. Ve ben de hatta ona beni durdurun diye çok defalar söylemişimdir sonrasında. Ama evet, durdurmak mümkün olmuyor. Çünkü çok güzel kökler var arasında, insan görsel olarak da beğeniyor. Mesela ben şu pipoyu çok önceden söylemiştim, Dublin modelini. Ki Dublin çok sevmem. Bence harika yapmışlar. Şu pipoyu da demin gösterdiğim pipo almıştım. Bakın çok böyle böyle oyunlar yapıyorum ben kendi kendime. Dublin'i taktım. Devlans oldu. Bunu da buna Dublin'ı takıyorum.
İvmeyi Böyle de aşalım. içiyorum. Kanadan Tabii haber tabii. gelecek. Göndersin onu Tabii. oynamak diye. De bununla da oynuyorum falan. Yani bu biraz kişinin şeysiyle de alakalı. Şaka bir yana, ne denir ona? Yani zevkinizle de alakalı. Ben bu ikisini de gördüm, bayıldım, almak istedim. Ve içimlerinin ilk andan itibaren şey olmayacağını, daha sonra yavaş yavaş açılacağını Ali Bey zaten söylemişti. Burada bir hayal kırıklığı yok. Hatta çok çok memnunum. Şu kökü yani keyifle izliyorum içerken. Ne güzel. Atıl abi gelmiş bu arada Bodrum'a emekli olup yerleşen Atıl abimiz. Sultanahmet'ten Atıl abi Oo. emeklilik hayatı. Serdar Bey şu fiyatı nedir Ali Bey zam var mı demiş. Vallahi Serdar Bey şu anda ezberimde değil fiyatları ama çok uzun zamandır ellemedim fiyatlarını. Yakın zamanda da elleyeceğimi düşünmüyorum. Yani neyse odur büyük bir ihtimalle. Bir süre daha öyle kalır yani. Yakın zamanda öyle bir fiyat ayarlaması yapmaya niyetim yok açıkçası. Atıl Selamlar Bey'e sevgili. ben kitaplardan selamlar Atıl Bey. Atıl Bey'i emekli yani Atıl Bey'le şahsen çok fazla muhabbetimiz olmadı ama Facebook'taki şeyleri hep bana denk geliyor. Her bir kitabı bitirdiğinde bu kitap da bitti diyerekten kitabın fotoğrafını çekiyor. Ve bitirdiği kitaplar şöyle şöyle. Yani yakında bir Bodrum. kütüphane açacak. Bodrum'da Bir kış de günü başka sigarayı bıraktığını okumuştum. O da çok duyduk ama inanmadık ki. Ben son duyumlarıma göre yeniden kaçamaklara başlamış diye duydum ama bilmiyorum inan. Evet, bir ortak Ya tanıdığımız yazık. bir arkadaş öyle bir şeyler söyledi. Yiğitan Korkap hakkında ne düşünüyorum? Eskiden muhteşem şeyler düşünüyordum. Hala da muhteşem şeyler düşünüyorum. Ama şu fiyat aralığında değil. Yani uçmaya başladı fiyatlar. O pipo ne bileyim 3 tanesi 10 dolar, 5 tanesi bilmem kaç dolara satılan yani Mısır pipolar. Pipolardı. Bütün zaten alameti farikası da o. Az para ile büyük verim alabildiğiniz pipolardı. Ama şu anda gerçekten içim acıyor. 100 lira, 150 lira, 200 lira gibi saçma rakamlar görüyorum. Çünkü Türkiye'ye ithal ederken herhalde bizim bilmediğimiz %200 falan gümrük vergileri oluyor olabilir. Bunu şaka Öte söylemiyorum, laf da sokmuyorum. Yok, ben bilen biri Olabilir. olarak söylüyorum. ÖTV sıfır. Olabilir. Laf sokmuyorum, şaka da yapmıyorum. Çünkü Türkiye şu açıdan değişik. Mısır koçanı Türkiye'de var, neden ithal ediyorsun deyip vergiyi basıyor olabilirler. O yüzden Türkiye'deki rakamlar içilemez hale getiriyor. Ama sen yetenekli çocuksun. Bence yapmaya başla, yaparsın. Pipo ve pipo tütün, pipo tütün diyorum. Pipo ve pipo aksesuarlarında ÖTV sıfır. Öyle Yok mi? ekstra. Yani yok. Ben bunu O başlarken de zaman söyledim. tamam. O zaman yani o zaman çok saçma rakamlar diyeyim. Deminki şeylerime ek olarak yani 100 liraya 50 liraya 60 liraya bana garip geliyor. Çünkü hani üretimini biliyoruz. Mısır pipo çat 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 diye yapıyorlar. Yani bütün ekip 80 yaş üstünde ölmek üzere olan ablalardan ve abilerden oluşuyor fabrikada. Çatır çatır üretiyorlar ve şey değil yani. Çok ucuz. Nasıl diyorsunuz değil mi Elif Hanım? Efendim? Öyle Missouri Missouri diyorum. Evet, Missouri. meşhur firmaydı o. Ben denemedim şahsen hiç ama deneyen insanlardan çok olumlu dönüşler dinledim şimdiye Ben kadar ben. denedim ve çok tavsiye ettim zamanında. Eğer eski fiyatlar olsa yine tavsiye edeceğim. Ama ben 150 liraya bir mısır koçanı pipo alacağıma giderim üstüne 100 daha veririm. Briar bir pipo alırım. Olmuş hakikaten. Yani onların benim bildiğim kadarıyla basket tarzı pipoları vardı. 3 dolara 5 dolara satılan şeyleri de vardır. Hani hepsi 3 dolar 5 dolar demiyorum. Pahalıları da var. 25-30 dolarlıklarını da gördüm ama Onları kastetmiyorum zaten. anladım. Bir bilgim şeydi ben hiç kullanmadım. Yani getirmeyi de söylemişlerdi de pek düşünmedim açıkçası yani. Yani o biraz daha nasıl diyeyim? Bizde çok fazla şey açıdan yaygın değil. Amerika'da nasıl kullanılıyor? Amerika'da tadım için kullanıyorlar ağırlıklı olarak. Arada bir de sadece kornkap içerim diyen tipler çıkıyor. Ama Var mesela onlar. pipolarına zarar vermemek için evet adam gidiyor 10 tanesine işte 15 dolar veriyor. Tanesi 1,5 dolara geliyor. Tadımları onunla yapıyor.
Danimarka'da ben birkaç, hatta Atilla abiyle beraber tanışmıştık. Bizim orada tanıdığımız William diye bir estate satıcısı vardı. Her sene sohbet muhabbet ettiğimiz. Bu adamdan şeyi dinlemiştik biz bir kere. Bu adamın şöyle 10-15 kişilik bir grup olarak bu adamlar McBaren'a çalışıyorlar. Tadımcı olarak. Galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam galiba her ayın ikinci çarşambası mı, üçüncü çarşambası mı ne, fabrikaya gidip hepsi Danimarka'nın değişik değişik yörelerinde oturuyorlar. Bu adamlar bir nevi şeycileri, yani hani degüstasyon mu denir artık ne denirse. Yani o batchleri tadıp şey yapanlar. O adamlar şey demişti bize, biz tadıma giderken lüle taşı pipoyla gideriz demişti. O da Hem çok ısıdan, mantıklı. çünkü içerken hani tütünü belli bir ısıya çıkarıp indiriyorlarmış falan filan, bayağı bir detaylı anlatmıştı bizi. Şimdi ağaçlar falan daha az dayanıklı o yüksek ısılara falan. Bir de ikincisi şey demişti, lüle taşı morta ile beraber bizim bildiğimiz en nötr içim sağlayan şeyler demişti. Aynen öyle. Lüle taşı denemedim ama morta da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani hep içtiğim tütünü morta bir pipoyla içtiğim zaman çok farklı. Daha o Virginia'nın kendine has hafif tatlılığını falan daha çok alıyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, lüle taşı ben çok seviyorum. Ama genel olarak bu aralar içtiğim, bu son birkaç senede içtiğim tütün tipi lüle taşında değil, Breyer'da daha güzel tat veriyor bana. O yüzden bu aralar lüle taşını daha az içiyorum. Ama lüle taşı, yani mesela Latakya içmek istiyorsanız ve pipoya zarar gelmesin, çok fazla Breyer pipom yok diyorsanız, Latakya, Burley vesaire, lüle taşı çok ideal. Çok da keyif alarak içebilirsiniz. Ama mesela hani zaten kendisi kuru olan ve kuru duman veren tütünleri çok fazla lüle taşında tavsiye etmeyebilirim, eğer nasıl içeceğinizi bilmiyorsanız. Çünkü aşırı kurutup yakma riskiniz olabiliyor. Ama haklısınız, tadım için lüle taşı en ideal bana sorarsanız da. Yeni başlıyorum, Size... ilk pipomu aldım diye yazan insanlar oluyor bana. Ben onlara hep söylüyorum. Burada da hani söyleyeyim, vardır belki hiç piposu olmayıp dinleyenler. Ben hep bir lüle taşı pipo edinmelerini tavsiye ediyorum onlara Breyer'a geçmeden önce. Aynen. Çünkü içmeyi Aynen. öğrenene hasar vermek olur. Sayı az olduğu için günde birden fazla kullanacak arkadaş olur. Yani bu işler için Breyer her ne kadar ben kullansam da, ama ben hani en azından yani ne ile karşılaşacağımı daha çok bilerek yapıyorum bunu. Hiç bilmeyen bir insanın lüle taşı ile günde birden fazla içim yapmasında daha az sıkıntı vardır Breyer'a nazaran. Bir de daha az Evet. hasar mali vardır yani. Şimdi birkaç soru var. Onlara bir topluca bir tane cevap vereyim. Bu corn cup'la ilgili olarak, corn cup ilk birkaç içimde mısır kokusu ve tadı verir. Tatlımtırak bir tat verir. Tabii burada Türkiye'de üretilen mısırlardan farklı bir mısır kullanıyorlar onlar. Biraz daha şekerli, şu mısır şurubunu elde ettikleri kökle, şeyleri, mısırları kullanıyorlar. Daha tatlımtırak bir tat veriyor ama 3-4 içim sonrasında o tat hiç kalmıyor. Ve çok ideal bir içim veriyor. Ama tabii ki dikkatli olmak lazım. Çünkü ben de ne kadar yavaş içerseniz için bir anda mısır çatırt diye yanıp közü avucunuzun içerisinde bulabiliyorsunuz. Şahsen tecrübe etmişliğim var. Hiç hoş bir deneyim olmuyor. İçimi zevkli mi? Evet. Tadına etkisi var mı? Biraz evvel söyledim. 3-4 içime kadar evet var. Tatlı hoşunuza gitmeyebilir. Sonra düzeliyor. Lüle ve Briar Pipo'da lüle daha sıcak. Hayır, değil. Öyle denk gelmiştir. Bazı lüleler sıcak verebilir, bazıları vermeyebilir. Benim şu ana kadarki içtiklerimde sıcak veren hemen hemen hiç olmadı. Hatta duvar kalınlığı inceldikçe daha sıcak olacağını düşünmeme rağmen tam tersi daha serin içim aldım. Ama şu var, doldurma sıkılığın farklı olmak durumunda. Aynı şekilde dolduramazsın. Farklı malzeme. Yani doldurmada hata yapıyor olabilirsin. Bir de şöyle bir Bunu şey var Elif doldurduğun Hanım. gibi değil. Malzeme çanağın içindekini, derecesini arttırıp vermez. Ne kadar ısıtıyorsanız o kadar Aynen. gelir. Lüle taşında daha mı Aynen. çok ısıtılır Breyer'a göre, ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü lüle Evet. taşı daha dayanıklı bir malzeme olduğu için insanlar genelde içerken daha az dikkat edip ısınırsa ısınsın ne olacak diyorlar ki, hakikaten lüle taşına da bir şey olmuyor yani. O sebepten dolayı daha sıcak
içildiğini düşünüyorum ben. Yani kimisine öyle, kimisine değil. Ama burada ben şunu tea olarak verebilirim. Doldururken biraz daha farklı deneyerek bunu bulabilirsiniz. Birazcık daha sıkı ya da biraz daha gevşek doldurup ikisini de test edin. Isınma oranı değişecektir jüle taşında. Atıl Bey'in Atıl, sorusuna... ona ben hemen görsel cevap vereyim. Atıl abi dalga geçmek için mi soruyor? Bilmeyecek adam değildir bunları ama şöyle Bence de, bence gördüğünüz de. yayılmış tütünlerim benim. Bunları sıkıp bıraktığınız zaman dağılacak ve çıtır çıtır ses yapmayacak. Benim için ideal nem oranı budur. Ne Benim için birbirine de yapışır? çıtır çıtır Ne farklı? Birbirine yapıyor. yapışırsa çok nemli demektir. Eğer çıtır çıtır ses geliyorsa da kuru demektir. İkisinin ortası Evet. bir şey. Kendine göre bulacak ideal nemini. Aynen. Benim vakti zamanımda şeyin Güllüoğlu'nun, Karaköy Güllüoğlu'nun sahibinin bir lafı vardı. Baklavaya ağzını atın ısırınca hış edecek diye. Ben de tütünleri hış ettiği zaman seviyorum. Kişiden kişiye değişiyor. Evet, çay kıvamında, doğru. Bildiğiniz için sıkıntı yok. Siz öyle olmasını tercih ediyorsunuz. Bilmeden öylesi Aynen. denk gelirse pişmanız. Aynen. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben öyle tercih ediyorum ve içim tekniğim ona çok uygun. Yani şunu açtık ve doldurduk. Normalde bu kadar çok bir taraftan konuşuyoruz da o da etkili oluyor. Ama mesela benim içim tekniğimle bu nem oranında sönüyor devamlı. Ben bunu devam ettiremiyorum. O yüzden hışır hışır tercih ediyorum. Evet, kuru tütün seviyorum. Başka türlü içemiyorum. Ya bir de tütün nemlendirme ile ilgili çok paylaşım var bu aralar Elif Hanım. Siz nasıl paylaşım şey yapıyorsunuz? Ben gerçi daha önce birkaç kere anlatmıştım bunu arkadaşların değişik değişik paylaşımlarının altında ama bir de burada bizde görsel şey daha iyi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben de şöyle ufak kavanozlarım var evde. Bunlar benim masamın üstünde duruyor. Bunlar böyle hava geçirme özelliği falan diye bunların içinde tütün kurur. Ben bunları genel olarak böyle haftalık içeceğim kadar falan şeyi açıp koyarım şeyin içine. Eğer kuru bir tütün olursa da ya şöyle yarısına kadar içini tütünle doldurup daha sonra şeye gidip şeyden önce de hazırlamıştım. Şöyle gördüğünüz bir tane şey selpak. Bunu ben ikiye katlıyorum. Islatıyorum. Elimde sıkıyorum. Şeyin üstüne kapatıyorum. Üstüne de kapağını kapatıyorum. Bu böyle bir gece duruyor. Tütün şeyle temas etmeden. Ertesi gün bunun kapağını kaldırdığınız zaman bu içindeki kağıt kupkuru çıkacak. Nem sadece üsttekilerde, üst tütünlerde olur. Alt tütünlere geçmez. Bunu da şey yapmak için şeyini kapatıp kapağını şöyle bir çalkalayıp 2-3 saat beklettiğiniz zaman üstündeki nemlenmiş tütünlerle alttaki nemlenmiş tütünler birbirlerini genelde şey yaparlar, kompanse ederler. Eğer yetmediyse, tütün çok kuruysa aynı işlemi bir kere daha tekrarlıyorum. Yani şu ana kadar İki kerenin üstünde ihtiyaç olan bir tütünle hiç karşılaşmadım ne kadar kuru olursa olsun. Ama çok değişik metotlar var. Bugün bir arkadaş paylaşmıştı. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Torbanın içinde bir metot bulmuştu. O da güzel metottur. Dikkat edeceğiniz en önemli şey ıslaklıkla yani sıvıyla tütünün birbirlerine direkt temasının olmaması. Eğer direkt temas olursa bu tütünün küflenmesine sebep olur. Onun haricinde indirekt ben viski kullananları gördüm sıvı olarak. Çok elma kabuğu şeyin içerisinde bizde çok yaygındır. Ben pek bir anlam bulamıyorum açıkçası. Yani tütünle direkt elma kabuğunu temas ettiren. Yani benim büyük amcam 50-60 sene şey içerdi. Pipo içmiştir. Onun evinde hatırlarım ben çocukken. Hatta o kurumasını falan bile beklemezdi. O zamanlar Eminönü'nde, Sirkeci'de falan böyle kiloyla satılırdı bu şeyler, kılanlar. Çok alıp geldiğini hatırlarım. Uzun tütünleri evde makasla keserdi. Kavanozlara doldururken aralara elma kabukları falan koyardı ama yani bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Kullanıp da memnun İçim olan var. Açık olsun diyelim de. hızıyla alakalı olabilir bu tüketim hızıyla alakalı olabilir. Çok hızlı tüketiyorsa küflenmeye ya da saklama şekliyle alakalı olarak küflenmeye mahal olmayacak bir şekilde hızlıca tüketiyorsa sorun yaşamamış olabilirler. Ama bu elma mevzusu daha ziyade sarma sigara tütünlerinden çok ortaya çıkarılmış bir şey. Çünkü oradaki azıcık nem bile o ince kıyım ya yetiyor. Hemen işte nemleniyor falan filan. Hayır,
Halbuki ben çok şaşıyorum o sigara içen arkadaşlara. Çatır çatır normalde filtreli sigara alıp içtikleri zaman kurunun ötesi sigara içiyorlar. Ama sarma tütününde sarması kolay diye yaşa alışıyorlar ve geniz vesaire falan bırakmıyor. Ama yani ben şahsen ezelden beri hem proda hem pipoda sigara içerken de sarma sigara içerken de bunların hepsini de şu anda bıraktım. Pipo haricinde herhangi bir tütün tüketmiyorum. Hep çok kuru kullandım. Yani ne marka olursa olsun kuru kullanamıyorsam o tütün kuruyken güzel gelmiyorsa bana almıyorum bir daha. Çünkü herkesin farklı mukozası var. Ben nemli bir tütün içtiğimde çok hızlı bir şekilde tongue bite oluyor. Bu dil yanması değil. Kimyasal reaksiyon oluyor. Yani böyle bir haşlanma durumu olmuyor. İğneler batıyor. Üstelik de haftalarca. Nedir kuruluk durumu da? Yani sesi geliyor mu bilmiyorum. Takır takır kuru. Ve bunu içeceğim süre bir miktarı ayırıyorum. Kaloriferde kurutuyorum, sorun olmasın diye. Devamlı kuru elimde hazır oluyor. Kurutma da Ama zaten çok bir problem olmuyor. doğru mu? Hayır, bunun doğrusu ya da yanlışı yok. İsterseniz cayır cayır nemli için hiç cayır cayır nemli olur mu ya? Lıkır lıkır nemli için yani. Yapış nemli için. Yapış yapış nemli için yani içebiliyorsanız için. Bunda bir şey yok. Bir de bunlar aslında ben böyle soruları cevaplıyoruz vesaire ama şunu da baştan söyleyeyim. Bana hep şey çok garip gelmiştir. Mesela ben hiçbir zaman rakı adabına inanmadım. Masada bilmem kim koymadan bir yudum alınıp genize gidecek de geri gir. Ya hadi kardeşim. Doldur ya iç bak doldurduk. İçiyoruz. Ali Bey de içiyor. Muhabbet güzel vesaire falan filan. Çok da bazı noktalardan sonra çok kafaya takmamak lazım. Zaten geçen yayında da konuşmuştuk onu Elif Hanım. Bir işi yaparken ne kadar az düşünüp ne kadar az planlarsanız o kadar ustalaşmışsınız demektir diye düşünüyorum. Bir nevi artık bazı şeyler refleks haline geldiği zaman artık o alışkanlığın oturmuş olduğu anlamına geliyor. Aynen. Şimdi içeyim, üç nefes çekeyim, bir tamper yapayım falan filan diye düşünmektense içerken onu kendi kendine fark etmek, kendi kendine yapmak daha iyi netice veriyor. Evet. Yani bu kuru versiyonu Yasir mi denemişti neydi? Sonrasında çok şikayet etmişti. Kıyamam yani. Elif abla yapıyor doğrudur diye bir şey yok. Ali Bey yapıyor doğrudur diye bir şey yok. Onlar kendi doğrularını böyle bulmuşlar diye bir şey var. Herkes kendi doğrusunu kendi tecrübesiyle oturtması en doğru olan şeydir. Yani. Diğeri söylenen şeylerin hiçbirisi kural değil. Sadece kişinin kendi tecrübesine dayanarak yaptığı yönlendirmeler olarak algılanmalı. Aynen. Dedim diye doğru olacak diye bir şey yok yani. Tütün ithalatı serbest olsa. Valla keşke ama yani. İthalatı aslında serbest. Yani içerisinde yok ciddi söylüyorum şaka yapmıyorum onunla da Yok ilgilenmiştim yok ben biliyorum biliyorum serbest serbest ama işte şey değil. Kota var, ya kotayı doldurmak problem. öyle bir tütün üreticisi üretiminin belli bir oranı kadar tütün ithalatı yapabiliyor fakat bizim ülkemizde daha önce de Aynen. anlatmıştım bunu tütün ithal edilemiyor olmasının sebebi yasak olması değil vergilerden dolayı fiyatların burada satılamayacak hale gelmesi. Hatta geçen yayında mı hesabını yapmıştık Elif Hanım'a hatırlamıyorum o kadar da çok kişiye göstermişimdir ben. Yani yurt dışında yaklaşık 10 dolara satılan 50 gramlık teneke ülkemizde satılabilmesi için 300 lira falan gibi bir fiyata çıkıyor. Çünkü bizim Evet. ülkemizde ürünlerine olan verginin oranı %200. Bunun üzerine bir de %18 ve ÖTV'nin de bineceğini düşünürseniz feasible Evet. değil. Evet. Bu arada benimki bitti. Lütfen Devam çok olur. adına yerisi. Evet, yani sizinkini fark ettim. Ben de diğerine geçeyim bari diye. Ben geçtim bile arada. Aa, bu arada sıkıyor muyuz insanları? Bitirelim istiyorsanız arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne yapalım? Söylesinler. Herhalde 26 kişi varmış yayında şu anda. Ya o değil de böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Sizle zaten bu ikincisini
etme kararımız o. Bir önceki şeye baktım, göstermiştim size. Yaklaşık 650 izlenme şeyi var. Bir önceki yaptığımızda. Evet, şimdi neye geçtik? Bunu daha önceden içmeye başlamıştım, yarım kalmıştı. Ona da bir aslında sorulmadı ama cevap olabilir. Yarım kalmış bir pipoyu içebilir misiniz? Ben içiyorum. Ben de içiyorum. Bu ne Üstünden peki? ne kadar? Bu da... Yarım kalmışı şimdi biraz açalım orada. Üstünden ne kadar Ha, bu geçmiş dünden mesela? yaktım. Ha, Dün şimdi siz yaktım bu onu... saatlerde. Tamam. Anladım. Benim de içtiğim olur. Ya ertesi gün Bu ofise şey... gidip de masada yarım kalmış pipoyu görüp alıp içtiğim olur benim de yani. Bu arada çok da komik gelebilir insanlara şu söyleyeceğim şey. Bunda kapstan mavi var. Niye bunu yarım bıraktım? Yani normal bir şey değil ama. O kadar güzel geldi ki içtiğim an uygun bir an değildi. Çalışıyordum. Bunu da çalışırken içeyim diye eğik pipoyu almıştım elime. İnanılmaz güzel geldi tadı. Ben bunu ziyan etmeyeyim, sonra içerim diye bıraktım. İnsanlar Tadı genelde değişiyor. içer bitirir güzel şey. Tadı değişiyor sanki Yok, demiş tadı Hüseyin. değişti. Değişiyor. Ben şu anda... Ben de değişiyor Elvan. Ben daha acı hissediyorum ertesi gün falan böyle yakın. Zaten onları ben öyle uzun süreli şey yapmıyorum pek. Tadının değiştiğine ben de katılıyorum. Yani ben şu anda çok öyle büyük bir fark algılamıyorum. O da kuru olduğundan olabilir. Başta da zaten çatır çatırdı. Yani. Filtreyi değiştirmek mi gerekir diye sormuşlar. Valla ben filtre kullanmadığım için değiştirecek bir şey olmuyor. O sebeple Benim de filtre artık işi çoğu pipo filtresiz. yani yayını tekrar yapalım diyorlar. Valla biz Elif Hanım'la geçen sefer ayda bir yaparız belki diye konuşmuştuk. Geçen hafta seçim var diye bir hafta erteledik. Yani bir ay bir hafta gibi bir süre oldu. Artık önümüzdeki ay durum ne gösterir ona göre bakarız. Ama işte bu arada Tayfun Bey'in söylediği, keşke 10 dakika önce söyleseydiniz yarım kalan içilebilir diyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir daha söylüyoruz biraz evvel Ben dediğim gibi. içiyorum dedim. Ben içiyorum ama bu güzel olduğu anlamına gelmiyor. Bana güzel, size gelmeyebilir. Aynen öyle. Kişiden kişiye fark eder. Ya ben de yani içmekle beraber tercih ettiğim bir şey olmadığını söyleyeyim. Öyle mümkün mertebe içmemeye gayret ediyorum. Aslında şöyle bir örnekle açıklayabilirim ben bu genel durumu. Arkadaşlar, birilerinin söylediği şeyleri özellikle de çok bildiğini düşündüğünüz insanların sözleri hoşumuza gidiyor ve onlardan öğrenmek istiyoruz. Bazen hani çoğunlukla bu bana da oluyor. Ben bütün bilgilerimi benden çok daha fazla bildiğini düşündüğüm insanları izleyerek ve okuyarak ediniyorum. Ama kendi kişisel deneyimim şunu da gösteriyor bana. Yani söylediğimiz şeyleri deneyimleyin ve kendi doğrunuzu bulun. Çünkü benim kahve mevzusunda en bilgili gördüğüm kişilerden bir tanesi, hayatımda yaşadığım en büyük hayal kırıklıklarından biri olmuştu. Adam teoriyi o kadar iyi biliyordu ki yapacağı kahvenin de yaptığı kavurduğu kahvenin de o derece güzel olacağını umuyordum. Hayatımda içtiğim en kötü kahvelerden birini yapıyordu adam. Yani ama takipçisi çoktu ve insanlar alıyordu. O yüzden yok kurusu doğru, yok yarın içilir, içilmez. Bunlar değil. Bu, deneyin. Mesela Hüseyin denemiş, 3 kere denemiş, beğenmemiş. Bir daha yapmasın mesela gibi. Yani Atıl abi Ali hocam içmeyi en sevdiğim pipon hangisi diye sormuş. Buna ben Elif Hanım'a cevap verdirteceğim. Şimdi Elif Hanım siz benim ofise en aşağı 5-10 kere gelmişsinizdir. Her geldiğinizde elinizi alıp da içi doluymuş diye baktığınız bir tane pipo vardı. Hangisi o? Eltank Bambu Poker. Evet. En çok severek pipo o. Elif Hanım ne zaman gelse hep içilmiş olarak duruyor olur o ya. Bir o, bir tane daha söyleyeceğim. Her gittiğimde de mutlaka içtiği Sara Eltang'ın sitede de var. Acorn modeli ama sitede başka bir şey diye geçiyor. Evet. Ekorn. Acorn diye geçiyor. Ali Bey'in onu içmediği bir gün hatırlamıyorum. İçmiyorsa da mutlaka elinde tutuyor. Çok içerim onu ben. Onu da çok. O bir de çok da eskidir benim elimde. Evet.
Onun haricinde vardır ya benim birkaç tane öyle hani elime attığım. Bir tane Savinelli 203 mu? 206 mı? 206 galiba o Apple. İlk pipolarımdan biridir. Hala çok severek içerim. Tatile giderken muhakkak yanımda götürürüm. Savinelli'nin Siena serisi miydi? Öyle söylemiştiniz ya. Siena. Onu da nereden hatırlıyorum? İlhan Hoca'ya söylemiştiniz. Ya bugün İlhan Hoca yok ortada değil mi? İlhan İlhan Hoca Hoca yine buradaydı. deli. Burada Yok mıydı? buradaydı. Geldi gitti galiba. Bak kim geldi Elif Hanım. Oo. Bruno Bruno. Nutens. How are you Bruno? Bruno öğrendi buraları artık. Vallahi evet. Filtresiz ipek tüzüğünün daha çok alındığı söyleniyor genelde. Fakat bende tam tersi bir durum oluyor. Filtresiz de karman çorman dumanla karışık bir tat alıyorum. Barış Bey, istediğiniz gibi için. Filtresiz de ben şöyle söyleyeyim. Kimisi geçiş yapabiliyor, kimisi yapamıyor. Filtresiz, filtreli seviyorsanız filtreli için. Rahat edemiyorsanız filtresiz almayın. Ama filtresizin şöyle bir avantajı var. Daha büyük bir dünya, daha çok çeşit var. Yani arabaya almaya gittiniz, birinde sadece beyaz ve siyah ve kırmızı seçenek varken bir başkasında bütün 16 milyon renk var gibi düşünün. O yüzden filtresiz, bir de nasıl başlarsanız öyle gider. Ben filtreli başlamıştım, sonra filtresize geçtim. Ama mesela Hüsnü ve Günay'a özellikle filtresiz başlattırdık. Seçenekleri bol olsun diye. Filtreliği denememiş oldukları için şikayetleri yok. Çünkü plasebo etkisi diye de bir gerçek var hayatımızda. Ama mesela Ya Şadan Bey de sizinki gibi kesinlikle kabul etmiyor ve filtreli içiyor ve haklıdır. yani bir plasebo etkisi olduğuna ben de inanıyorum. Filtre ettiğini söyleyen insanlara da bir itirazım yok. Nasıl başlarsak öyle gider bu iş. Aynen. Ama tabii seçeneklerin, opsiyonların çok geniş olması açısından filtresiz içmek daha avantajlı. Nasıl Evet. başlarsanız öyle. İkincisi ben yani filtrenin tadı etkisi olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Yani filtreli kullandığım zamanlarda da ben karbon filtreleri de denemiştim. Balsa'yı da denemiştim. Karbon filtrelerden aldığım tattan çok hoşlanmamıştım. Belki psikolojiktir, belki değildir. Benim ağzıma kömür tadı gelmişti. Ben o yüzden filtre kullandığım dönemlerde de balsa filtre kullanıyordum. Hala kalmış elimde vardır yani balsa filtre bile o zamanlardan yani. Barış Bey, size Lütfen. önerim o zaman şu olur. Filtresiz pipo içmeyi denemek istiyorsanız bir lüle taşı. Lüle taşı zaten kendisi filtre olduğu için çok sıkıntı çekmezsiniz. İki, tesadüf oldu. Bruno da burada. Bruno'nun şöyle Bing pipoları var. Şöyle beyaz zemin olsun da görün. Farkı boyut olarak şöyle anlayabilirsiniz. Bakın bu kadar mesafe farkı var. Hatta daha fazla yan yana koyunca. Bu şank ve ağızlık yolu uzadığı zaman bir miktar, hatta bayağı bir miktar filtre görevi görüyor. O söylediğiniz tatlardan çok daha azını alırsınız. Acılık vesaire falan filan. Hatta ben bu pipoyu içerken sanki filtreliymiş gibi daha soğuk, daha az acı vesaire tatlar geliyor. Yani acıdan kastım Türkçesi olmadığı için bitter tatlar. Uzun pipoları tercih edin. Filtre size başlarken ya da lüle taşı geçiş sırasında size yardımcı olur. Ama kalkıp da filtresiz pipoya şununla giriş yapmaya kalkarsanız 110 milimetre zaten duman sıcak gelecek. Tekniği oturtmamış olacaksınız. Bunu yine Olcay yapmıştı. Gidip kısacık pipo alıp filtresiz içmeye kalkmıştı. O daha zor Sonu iyi olur. olmuyor. Evet, daha zor oluyor. Ay, kafa Metal karıştı. filtreli pipolar hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Şimdi metal filtreler aslında filtre bile değil. Yani bir aparat onlar Nuh Nevi'den kalma bir teknolojinin şeyiydi. Karbonlar, marbonlar yokken icat edilmiş bir şey. Şahsi görüşüm pipoyu alır almaz çıkarıp atılması yönünde. Golden Gate'lerin içinden metal filtre çıkıyor. Ben onları tabii
elime nasıl geldiyse öyle ulaştırıyorum insanlara ama kullananlara da çıkarıp atmalarını tavsiye ederim. Evet. Tobakolarda tütün bulamıyorum. Neden diye sormuş. Bulunmadığı Polis için baskın de. yaptığı için İlhan Bey. Bulunmadığı için ülkemize tütün ithalatı yasak. Bulunan tütünler kaçak. Tobako derken de hangi tobakolardan bazıları içinize çekmeyin diyor sizce? İlhan Bey gerçek kişi mi? Çekmiş. İlhan Bey, pipo çekilerek içilmesi için icat edilmiş bir şey değil. Yani eğer içinize çekiyorsanız sakın yapmayın öyle bir şeyi. Öyle bir şey yapıyorsanız sigaradan daha da zararlı olabileceğini düşünüyorum ben. Çok daha ham, çok daha tok ve çok daha doygun bir dumandır. Mahveder ciğerlerinizi. İlhan Bey'e ben sorusunu ciddiye alarak ciddi bir cevap vereceğim. İlhan Bey, şimdi sigaranın yanma çapı şu kalınlıkta da sigara var ama en kalını ne kadardır diyelim? Hani şu kadar falandır. Elimde sigara yok. Yanma çapı bununla bunun arasında değişiyor. Puro'nun yanma çapı çok daha büyük. Gavj attıkça yani çap arttıkça daha da büyüyor. Pipo'nun yanma çapı da 18 ila 22 arasında gidiyor geliyor. Daha büyükleri de var. Yani bir seferde gelen duman miktarı çok daha fazla. Siz o bir çekişte o kadar çok dumanı içinize aldığınız zaman yüzey daha fazla katrana, daha fazla dumana, daha fazla kanserojene maruz kalıyor. O yüzden ha bir taraftan da ağzınızın içi de öyle. Daha fazla sıcak dumana maruz kalıyor. O yüzden puro, pipo içe çekilmez. Sigarayı da içe çekmeden içen bir dolu insan var. Annem onlardan birisi idi. Ve maşallah ciğerleri çok iyi durumdaydı. Ama içe çektiğiniz zaman ben eğer sigara içiyorsanız içmeyin. Ama içmeye devam etmek istiyorsanız da puro ve pipo ile karıştırmayın. Bunlar içe çekilmez. Büyük çaplı, daha büyük yanma yüzeyi olan, daha sıcak tütünler. Uzun pipolar, okuma piposu veya Lord of the Ring diye geçen. Bunlar dışarıda Churchwarden adıyla geçen uzun ağızlıklı pipolar. Kullanımı efektif midir? Vallahi görüntü olarak benim elimde hiç yok. Görüntü olarak bana biraz kullanışsız gelmekle beraber süs veya görsel amaçlı değildir. Uzun olmasından dolayı Elif Hanım'ın biraz önce gösterdiği pipo gibi ateşin yanmasıyla ağzınızdaki uç arasındaki mesafeyi ne kadar uzatırsanız ağzınıza gelen duman o kadar soğuyarak gelir. Bütün olayın mantığı odur. Dumanı soğutması. Ama tabii uzun pipolarda şöyle bir handikap da vardır. Ağzınıza gelen dumanın soğuk olmasından dolayı yanılarak koyu yakarsınız. O yüzden arada bir elinizle çanak kısmını tutup ne kadar ısındığını kontrol etmeniz lazım. Teşekkür ederiz İlhan Bey. Ahmet Bey, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Yani bir taraftan da şöyle bir şey var. Onu da yine Bing Pipo üzerinden göstereyim. Mesafe uzadıkça buna hakimiyet azalıyor. Bing o hakimiyeti kurabildiğiniz çünkü bir taraftan da Bruno bunları çok inanılmaz hafif yapmış boyutuna göre. Şu sadece 29 gram. Yani inanması mümkün değil bu boyutta bir pipo için. Tuttunuz. Sorun yok. Bu daha uzasa ben bunu tutamam. Ve elinize almak durumunda kalıyorsunuz. O açıdan kullanışsız olmaya başlıyor. Ondan ben Bing boyutunu ideal sınır olarak görüyorum uzun pipoda. Churchwarden'lar bana da hep kullanılıyor geliyor. Yani kitap okumak falan Evet. diyorlar da yani Elde nasıl kitap tutacaksanız tamam. okuyabilmiş değilim yani. Hani kitabı bir kere kendinizden uzun tutmanız lazım çünkü ağzınızda şey gibi kaval gibi bir şey var. Bana her zaman için çok kullanışsız gelmiştir o nedense. Evet. Ya işte herkesin bir yiyiş, içiş tarzı var. Mesela ben Fatih Cihat Turgut'ta gördüm defalarca fotoğraf paylaştı. O da uzun pipoları çok seviyor. Hatta yine bir tane Churchwarden almış Danimarka'dan. Ve rahat rahat kullanıyor yani. Ama işte bu dediğiniz gibi ben kitabı asla öyle okuyamam. Şimdi benim gözler de bozuk.
Benim kitap okuma mesafem böyle bir şey yani. Mümkün değil. Herkesin alışma meselesi. Valla bana da uzun pipolar kullanışsız geliyor. Ne kadar küçük ve kompakt pipo olursa benim için o kadar kullanışlı. Genelde hep bir Evet. başka bir şey. Yani, pipo içtiğim için ya şimdi bile yani şu yayını yaparken bile 1.000 tane şeyle uğraşıyoruz. Bir de üstüne uzun piponun hani dengesiz gibi böyle ağızda dikkat dağıtıcı hale gelmesi benim hoşuma giden bir şey değil açıkçası. Hı. Çağrı Bey, Zamanla ondan vazgeçtiğiniz gün sigarayı da komple bırakacaksınız, görürsünüz. Yani şu anda içiyor musunuz bilmiyorum. Eskiden içiyordunuz diye hatırlıyorum. Ama ondan tamamen vazgeçip aramadığınız zaman, çünkü sigaranın %50'si dudak ve el alışkanlığı. Herkeste de bunu görüyorum. Kendimde de öyleydi. O olmadan çalışamıyordum mesela. başka soru yok herhalde. Saatte yine 11 yapmışız Elif Hanım. 2 saate geliyor. Vallahi, evet, 2 saate geliyor. Yani başka soru büyük ihtimalle yok. Bugün şey Barış, pardon, Barış nereden çıktı? Umut Akkaya özelden bir soru sormuştu. Ona şey demiştim. Sorulmazsa da yine cevaplayacağım demiştim. O bana bir şey sormuştu. Pipo'nun dibini içecek miyiz, içmeyecek miyiz? Daha doğrusu kendi içecek miyiz, içmeyecek miyiz de değil. Pipo'nun dibini o içmiyormuş, boşaltmış. Sizce bir problem olur mu dedi. Ben yine kendimce cevap verdim. Dedim ki hani bir zararı olur mu Pipo'ya diye sordu. Yanlış olmasın. Pipo'ya zararı olur mu diye sordu. Ben de dedim ki kendisine çok bütçemi zorlayarak aldığım üst düzey pipolarda da alt pipolarda da bugüne kadar hiç dibini içeceğim diye kasmadım. Hiçbir pipoma da zarar gelmedi. Hiçbir pipomun dibi çamur ya da bataklık olmadı, kötü yola düşmedi. Başkasına oluyorsa bilemem, bana olmadı. 70 pipo var elimde. İçmediğim pipo sayısı aralarında 12-13 tanedir. Geri kalanlarının tamamı içilmiştir. Hiçbirinde bir problem yaşamadım dibini içmiyorum diye. Ama dibini içeceğim diye kasıyorsa arkadaşlar da içebilir, onda da bir problem yok. Yani özel olarak ben kasmam piponun dibini içmek için ama ilk alınmış olan pipolarda dibine kadar içilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir kek otursun ondan sonra ne yapılırsa yapılsın diye düşünüyorum. Evet. Dengesiz olması da içinin yani şahsi görüşüm sadece üst taraflarda kek oturup alt taraflarda kek oturmadığı zaman gayri ihtiyari alt taraflarda hava boşluğu oluşmasına sebep oluyor. Bu hava boşluğu oluşmasına sebep de ısınmasına sebep olur piponun veya sulanmasına sebep olur. Hı, anladım. Yani. Görüşüm. Yakmak gerekir mi? Neyi yakmak gerekir mi? Onu çok anlamadım ben. Ben anladım. Yani tütün artıyor, sonuna kadar içemiyorum diyor. Onu bir şekilde yakmaya uğraşmak gerekir mi? Hüseyin, tadı hoşuna gittiği sürece iç. Tadı hoşuna gitmemeye başladığı zaman dök. Ben tadı hoşuma gitmediği zaman döküyorum. Hadi bunu da böyle bir dök diye emir şeklinde algılama. Ben tadı hoşuma gitmediği zaman döküyorum. Çünkü ben bunu keyif için içiyorum. Tadı güzel değilse niye içeyim? Bak, demin en sevdiğim tütünle ilgili şikayet ettim. Bunun tadı daha farklı geldi diye. Yani bunu tat için içiyorum ben. Başka hiçbir amacı yok. Yeri geliyor. Yine Ali Bey çok iyi bilir. Diş mevzusu oluyor. 1,5 ay içmiyorum. Evet. Ali Bey'le en son görüştüğümüzde içmedim mesela. Çünkü tedavi oluyordu. Ama yeri geliyor. Haftanın her günü içiyorum. Manyağa bağlıyorum. Ama genel olarak fiyat, aman fiyat nereden çıktı? Süreç. Şey, bir taraftan iş düşünüyorum. Fiyata kaydım. Genel olarak süreç haftada bir, çok nadiren haftada iki. Yani ayda 4 ila ayda 8 arasında gidiyor benim pipa tüketimim. Baha Göktürk ben keki kazıyorum her içimden sonra demiş. Valla her içimden sonra kazınacak kek çıkıyorsa helal olsun diyelim ama kek o kadar hızlı oluşacak bir şey değildir. Siz çanağın içini temizliyorsunuz her içimden sonra.
Benim pek tasvip ettiğim bir şey değil. Çanağın içiyle genelde pek oynanması bana sağlıklı gelmiyor ama Aynen. memnunsanız aynen devam. Yani ben de pek temizlenmesi taraftarı değilim. Ne zaman temizlenir? Çok kalın kek oluşmaya başlar, temizlenir. Ama onun haricinde her içimden sonra ben temizlemiyorum. Sadece hava yolunu temizliyorum. O çok önemli. Hava yolunu temizleyin. Yüksekli tempo edilmesi ile ulaşıyor. Yüksekli tempo nedir? Ben onu çok anlamadım. Serkancığım, bu saate kadar devam ediyoruz. Sağ olasın. O Serkan. Tayfun Bey, kenarda kalan tütünler için, bilmiyorum arkası görünüyor mu? Şöyle yapayım. Şöyle eğik, bak düz temper değil, böyle eğik temper var. Ya da kendin yapıyorsun, benim yaptığım gibi. Bunu kullandığın zaman kenarları otomatik olarak ortaya bastırıyor zaten. O kenarlardaki yanmamış tütünleri de içme şansın oluyor. Kendin yapabilirsin evde. Öyle düzenli yaptığımız bir şey değil Han Bey. Geçen ay bir kere yapmıştık Elif Hanım'la. Arkadaşlardan çok istek gelince hadi bir daha yapalım demiştik. Böyle adı konmamış bir şekilde ayda bir diyelim. Evet, Gruptan ayda duyuruyoruz. bir gün. Tamam. O zaman yavaş yavaş toplayalım Elif Hanım. 2 saat oldu. Evet. Şimdi bu sefer şeyi deneyeceğim ben. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu videoyu kaydetme opsiyonu veriyor galiba Facebook. Bu Evet. videoyu YouTube'a da koyacağım. Şimdi burası böyle çok güzel interaktif oluyor ama 2-3 posttan sonra burada kayboluyor gidiyor bu konuştuklarımız, şeylerimiz. Aynen. Bunu bir toparlayalım, bir YouTube'a koyalım bakalım. Tamam. Bu Zaten arada Tayfun, de sana bir şey daha. Diyelim ki böyle temperın var, düz. Kullanırken duvara yaklaştır, eğik bastır. O da aynı işlevi görür. kaldım başka şey falan. Başka Allah cevaplamamış soru kalmasın diye. Ya orada da dedik o kadar paylaşın soru varsa falan filan diye hiç soran çıkmadı da burada çatır çatır yağmur gibi yağıyor sorular. Şunları Vallahi evvel Serkan aslansın ya. Serkan indireyim diyor işte. Süper. İndir abi. ama bana nasıl ulaşacak? Şeye koyar. Drive'a koyar. Drive'a. Dur bakalım bir şey yaparsa opsiyon verirse saklama hususunda onu bir denerim ben şimdi. Serkan Başkan biliyorsa bu Burada yayın işi falan filan bir yolu da göstersin bize ya. Bizimkisi vallahi biraz böyle evet ya, Serkan biliyordur ya. Ben Serkan'dan böyle yayınlar bekliyorum esasen. Eskiden yapıyordu. Şimdi dostların yapmaya başlayınca sen yoksun ha. El alemin adamlarıyla yaptın. Biliyorum. Hemen çemkireyim. kayıtta var. Tamamdır Serkan Başkan. Ben bir bakayım sana haber veririm beceremezsen. O zaman iyi geceler dileyelim Elif Hanım herkese. Okeydir. Çok teşekkürler öncelikle Ali Bey. Sağ olun, ben teşekkür Arkadaşlar sizlere de öyle izlediğiniz için. Sorular bilmiyorum arada kaçırdığımız varsa emin vardır olun. muhakkak. Evet yani emin olun bir taraftan burayı okumaya, öbür taraftan öbür tarafı okumaya çalışıp bir taraftan konuşmaya, bir taraftan pipo içmeye çalışınca kaçan Dikkat. oluyordur. İnşallah keyif almışsınızdır. Herkesi çok öpüyorum. 15 Nisan'dan sonra görüşmek üzere diyorum. Bu aralar maalesef yokum çok fazla. Bu kadar benden. Daha sonra dediğiniz Elif Hanım artık biz bir dahaki yayını artık Mayıs'ın başında yaparız ya. Ha, yok, ben yayın için demiyorum. Yani grupta da yokum bu arada. Anladım anladım. Tamam canım konuşuruz yine. Hı. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, Sağ ben olun. teşekkür ederim. Hadi herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.